Artık nefesler tutuldu ve tüm Türkiye dev derbiye odaklandı sevgili seyirciler. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Bu sorunun cevabını pazar saat 19'da alacağız. Derbi öncesi bütün gelişmeleri masaya yatıracağız ve bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Kimlerle? Levent Düzemen'le, Gürcan Bilgiç'le, Serdar Sarıdağ'la ve Zeki Uzundurukan'la hepiniz hoş geldiniz. Evet, gerçekten artık Dünya Kupası arası şu bu derken derbi geldi çattı. 48 saatten az kaldı. 2 çıkar 46 saat. Levent Düzemen'e bir sorayım. Galatasaray'ın atmosferi, durumu nasıl şu anda Kadıköy'de? Son dönemlerde iyi sonuçlar alıyor Galatasaray. Yine aynısını bekliyor musunuz? Geçen sene iyi sonuçlar almadı biliyorsunuz. Orada da kaybetti. Kaybetti. Önceki iki maçı kazandı. Kazandı. Yani bir de şöyle bir avantajı var. Galatasaray'daki çok oyuncu o derbide oynamadı. Yani böyle bir derbiye ilk defa çıkacaklar. Öyle baskı altında kalacaklar, bir derbi oynamayacaklar. İkincisi Galatasaray lider olarak gidiyor. Bu bir kendisi açısından, bir özgüven açısından önemli. Psikolojik açıdan çok önemli. Rakibin önüne ve lider olarak çıkacak. Benim bakış açım bu. Bir de burada tekrar şeyi tebrik ediyorum. Medya her ne kadar köpürse dahi olayı, sosyal medya ne kadar bu işi gerilim olayına taşımaya çalışsa dahi, ben Jorge Jesus'u tebrik ediyorum. Geçen maçtan sonra mükemmel bir açıklama yaptı. Derbi diyorsunuz, benim için 3 puandan bir farkı yok dedi. Yani ben Barcelona'da da oynadım, Real Madrid'de de oynadım dedi. Yani benim için bu maçlardan bir farkı yok. Çıkacağız, oynayacağız yani. Bu takımını bu gerilim içine sokmamaya özen gösteriyor. Bu çok güzel bir yaklaşım. İlk kez Türkiye'de hamaset açıklama yapmayan, türbinleri oynamayan, tamamen çok medeni bir şekilde çok güzel bir açıklama yapan birisi Jorge Jesus. Ben kendisini bu yüzden tebrik ediyorum bu açıklamasından dolayı. Helal olsun yani. İşi gerilim safhasına taşımadı. Okan Hoca da hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığı dönemde de bu tür maçlar oynadı. Yani ilk defa bu maçları oynayan bir teknik direktör olsaydı sıkıntı yaşardı diye düşünüyorum. Ancak bir avantajı Okan Hoca'nın daha var. Son haftalarda oynatamadığı bazı oyuncular vardı sakatlık ve cezalı olmaları nedeniyle. Herhalde Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak. Sadece 3 yerli. Kenarda yerli kullanamadığı için beklerde büyük bir ihtimalle Berkant'a görev verecek. Hı hı. Ya da iki kenarda Barış'la Kerem'e yer verecek. Yani bunlardan biri. Oliveira'yı oynatmak adına diyorum. Lucas Oliveira yaparsa o zaman iki kenarı Türk kullanır. Raşika'yı kenarda tutar diye düşünüyorum. Ama bu Raşika'yı tutar mı onu da merak ediyorum. Çok etkili oldu. Yani sonuçta her zaman için derbiler çok keyiflidir. Yani zaten dünyanın sayılı derbileri arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray derbileri. Ben iki takımın da her ne kadar demeç tartışmalarına rağmen sakin bir şekilde derbi hazırlıklarını net olarak, hı hı, görebiliyorum. Yani güzel bir derbi. Dilerim Jesus'un yakmış olduğu bu fair play ateşi Kadıköy'de de devam eder. Umarız öyle olur. Şimdi tabii birazdan muhtemel 11'leri vereceğiz. Anketimiz var Aspor Twitter'ında. Tabii aklıma enteresan sorular da geliyor. Mesela Beşiktaşlılar derbi nasıl bitsin ister? İşte Zeki Uzundurukan'a derbi öncesi foto maçta ne gibi özel haberler göreceğiz? Bunları sormak istiyorum. Takımlarla ilgili özel transfer haberleri. Aboubakar mesela çok konuşuluyor. Bunları birazdan soracağım. Onun dışında da bir özel haberim var. Özgüç Türkalp ile ilgili ilk kez burada açıklayacağım. Merak ettim. Kariyeri şimdi biten Özgüç Türkalp ile ilgili. Biraz o maçtan mı sonraki neler konuştu, gitti MHK ile başkanla. Sansasyonel bir şey mi? Evet. Bence. O da yani normal abi. Hemen baksana, vermeyelim az sonra hayır, diyelim. Sonra bak, Zeki Müdür'ün tavrına, kıyafetine bak, Infantino gibi vallahi. Levent abi bugün yayın kravatın güzel ama. Teşekkür ederim. Evet, ama Levent abi kravatın çok güzel. Çok formdasın. Sayın Levent Düzemen. Sevdiğim renkler. Sonda şey yapalım mı yine? Bir tahmin. Tabii kim ki tutturursa kravat. Abi tahmin vallahi tutturmayalım. Bu gidişli adamın gardırobu biz donatacağız yani. Bu Serdar her şeyi biliyor. Dolayısıyla bu sefer bilemeyecek. Doldu taştı. Bu sefer biz bileceğiz. Levent abi, Gürcan abi. Evet, bakalım belki bu sefer biz biliriz. O bize tabii alır. Ya. Serdar Sarıdağ. Şimdi derbiyle ilgili ben ne konuşayım diye düşünüyordum.
Allah razı olsun, bizden önce Kemal Belgin varmış. Notları burada kalmış. Orada mı? Tabii, derbi notları. Bizim zamanımızda derbiler ama sonrasını okuyamıyorum. Eski Türkçe. Artık nasıl eski yazıysa, Kemal abi kaç yaşında bilmiyorum ama bir şey çıkaramadım burada. Ne diyeyim, ne yapacağım diye. Şimdi Gürcan Bilgiç fikrini söylerken, derbiyle ilgili böyle bir toparlamasını yaparken biz seninle onu çözmeye çalışalım. Aynen. Buyur abi. Yani Levent abi güzel konuştu. Ben şuradan gireceğim. Fenerbahçe ile Galatasaray 100 yıllık rekabet içinde Türkiye'de futbol değil, sporu yukarıya taşıyan iki kulüptür. Çok değerli iki kulüptür. Lokomotif kulüplerdir. Bu kulüplerin yarıştığı her branş gelişir. Yarıştığı her branş ilgi görür. Yarıştığı her branş sponsoru daha kolay bulur ve bizlerin masasında da ya da sayfalarında da daha çok yer alır. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbirleriyle yarıştığı her branş. Bu örneği çok verdim, bir daha vereyim. Mesela Galatasaray su topu takımı hemen hemen her sene şampiyon olur. Galatasaray için önemli bir şampiyonluktur. Ama değerli değildir. Ya da Fenerbahçe masa tenisi takımı şampiyondur hemen hemen her sene. Önemli şampiyonluktur bir branş şampiyonluğu. Ama değerli değildir. Çünkü Galatasaray ile yarışmamışlardır. Fenerbahçe'nin su topu takımı yoktur. Galatasaray'ın masa tenisi takımı yoktur. Güzel örnek. Ve büyük iki kulüp yıllarca yüzmeyi, rekabeti aldılar götürdüler. Nerelere getirdiler? Kürek, atletizm, basketbol, futbol zaten var. Voleybol. Yani kadın basketbol. Kadın basketbol. Şampiyonlar Ligi finali oynadılar bir ara. Şimdi kadın futboluna da girdiler. Ama onun biraz daha zamanı var. Biraz işin ekonomisi düzelsin. Belki 5 sene ya da 10 sene sonra, yani ama 10 sene içinde Türkiye'de kadın futbolu da bu iki kulübün rekabeti eğer böyle kafa kafaya giderse başka yere gelir. Başka noktalara taşınır. O nedenle tüm Türkiye'nin, sadece bu iki kulüp taraftarlarının değil, tüm Türkiye'nin bu iki kulübün kıymetini bilmesi lazım. Kesinlikle. Böyle koyalım. Bir de binden fazla sporcusu vardır ikisinin. Spor kulübüdür yani. Hı hı. Yani binden fazla da sporcusu vardır. Ve bu yüzyıllık rekabet içinde elbette birbirlerini geçmek adına sadece sahada adımlar atılmıyor. Tribünlerde de adımlar atılıyor. Yönetici bazında da adımlar atılıyor. Çünkü pazar günü oynanacak derbinin Fenerbahçe adına konuşayım, taktiğini tribünler verir. Jesto bir şey kalmaz yani. Bir Fenerbahçe profesyoneliyle sohbet ediyoruz. O zaman daha Galatasaray yenmemiş. Yani 20 yıllık o dönem devam ediyor Kadıköy'de. Dedi ki bana, biz neden kazanıyoruz biliyor musun dedi. Neden dedim. Çünkü dedi, Fenerbahçe taraftar derbi oynamayı bilir dedi. İyi bilir dedi, derbi oynamayı. Ve süreç içinde de mesela işte Hasan'ın açıklamaları oldu, Hasan Şaşın. Gidiyorduk, oraya bir çıkıyorduk, bitiyorduk diye. İşte Mondragon mum mu yakmış, bir şeyler olmuş ya. Yani. O dönem içinde. Ve pazar gününde elbette hazırlıktan yapacaklar, strateji oluşturacaklar. Belli kişilere formalar verecek ama maçın taktiğini, maçın nereye gideceğini, Fenerbahçe açısından da, Galatasaray açısından da tribünler belirleyecek. Çünkü çok agresif bir tribün ortamı olacak. Evet. Yani taktiği de, motivasyonu da tabii tribünler veriyor. Jesus için kolay. Bu güzel bir şey değil ama malumun ilanıdır. Bir sonraki Kadıköy maçına da hiçbiri giremez. Hepsi ceza alır yani. Bütün tribünler de ceza alır. Onu da söyleyeyim. Yani o agresiflik için. Size şeyi anlatamam. Kara borsa. 15 bin liraya, 20 bin liraya biletler. Ve bu alıcı buluyor. Tabii. Enteresan bir şekilde. Senede iki kere oluyor yani. Yani. Şimdi başka tarafı. Pazartesi olur dedi o arkadaş. Şimdi ne oldu? Salı günü oynadığına göre çarşamba oldu. Galatasaray maçı var önde. Samandıra'da dedi, kapıcısından malzemecisine, elektrikçisine, ahçısına kadar herkes maçı yaşar dedi. Galatasaray maçı var. Çok önemli. Böyle
bir uyanırsın dedi. Gece dedi rüyandan dedi. Kan ter içindesin. Peki yabancı futbolcular, bunlar Türk oyuncular için geçerli olabilir. Hepsine işliyor dedi. Ben çok bilmiyorum yani çok şey, duygusal abi, olabileceklerini düşünmüyorum abi şöyle, yabancı futbolcuların. Şey düşün doğru. Yani, ilk senesi ise falan zor. Ha, ilk sene özellikle. Yani, Alex bunu yaşamıştır. Yok, yok. Alex gibi oyuncular. Brezilyalılar da oluyor doğru söylüyor. Evet. Abi hepsi insan. Mutlaka ama hepsi ilk insan. Çok zor yani ya, özel, anlamak. Özel maçların özel anlamı olduğunu biliyorlar. Ha maçtan sonra iş kötü biterse Türk kadar üzülmüyordu. Tabii. Ama o maçın anlamının ne olduğunu biliyorlar, anlıyorlar orada. Çünkü birebir konuşmalar oluyor. İşte odalara gidiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Tamam mı? Şeyler ekstra primler ama benim için normal bir maç dedikten sonra futbolcu çok fazla duygusal değil bence. Şey, profesyonel. Koskocaman bir ligi Fenerbahçe için Galatasaray üzerinden okumak doğru mu? Eskiden öyleydi ama öyle, şu anda yani çok şimdi ne fark eder? Bence. Bundan sonra bir sürü maç oynanacak. Tabii tabii. Yani genel anlamda ben bunu hayır. Çok fazla geçer akçı oldurmuyorum. Geçmişte doğrudur da şimdi zannetmiyorum. Daha mantıklı bakmak lazım. Anlamı çok farklıdır abi. O senin dediğin oyuncu kaç senesinde oynamış? Oyuncu değil, profesyonel. Profesyonel kaç sene evvel çalışmış? 10 sene. 10 sene evvel. 10 sene evvel bunlar olabilirdi. Artık bunlar değişti. Profesyonelce bakmak lazım bu işe. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Ben yani, değişeceğini düşünüyorum. Yani isimler, şartlar değişebilir ama duygular değişmez. Yani ben ya Galatasaray açısından şey. Da, Galatasaraylı oyuncular açısından değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi bak, Flore'ye takımı uğurlamaya gidecek taraftarlar büyük ihtimalle. Bak o meşaleler yıkıldığında o otobüsün havası değişir. Aynı şekilde Samandıra'dan çıkarken de ben çok İcardi'nin falan bu işlere kafayı takacağını, Mertens'i takacağını düşünmüyorum. Yok. Bunlar değil. Ha desen ki bana Emre Kılıçlar, Kazımlar ilk defa çıkıyor. Denebilir bunlar. Nelson için aynı şey değil. Aynen. Sasha Boy için de olmaz. Muslar için hiç olmaz. Tamam. Ya benim görüşüm bu. Tamam, haklısın abi. Ya olmaması gerekir. Yani, Düşen yani. O Fenerbahçe için de bu geçerli. Aynen. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Dünkü bazı toptansa zorla King'e soru sor diyorlar. Gol atarsan Galatasaray böyle olur falan filan. Benim gol atman önemli değil dedi adam. Tabii atmak isterim de takımın kazanması dedi. Avrupa'nın bakışı sen bu. Sen şey diyorsun değil mi? Artık gol attın gerçek Fenerli oldu. Ha ya nereden arattın, çıkmış gerçek bu ya? Medyanın bizlerin yaptığı bir haber üzerine bu zincirleme bir gelenek oldu. Çerçeveyi daraltıyorsun. Fenerbahçe Galatasaray'a gol atmak. Galatasaray Fenerbahçe'ye gol atmadan. Maçlardaki oyuncu tartışma fotoğraflarına bakın abi. Falcao var, Lincoln var, De Souza var, tamam mı? Yani o agresyon içinde, o maçın atmosferi içinde, o gerilim içinde. Şimdi der misin Falcao kavga eder derbide diye? Hele Lincoln'den hiç beklemez. Yani, Falcao'dan hiç beklemez. Eski. Yani bunlar var. Maçını şeyine de konuştuğumuz zaman neyse geçelim ben. Teknik taktikten çıkıp farklı duygusal. Yani taraftar gözüyle var, bakıyorsun. Hakemi var. Halil Umut'leri konuşacağız. Daha oraya yani dönelim. Onun farklı yönünü anlatmaya çalışıyorum. Yok. Ve mesela Galatasaray'ın Kadıköy'de dengeyi bulması yabancı sayısının artmasıyla oldu. Levent abi orada haklı. Yani 8 Türk 3 yabancıyken ya da 4 de 5'e 6 iken net üstünlük vardı Fenerbahçe'de. Ama yabancı sayısı arttıkça sonuçta tribün Türkçe konuşuyor. Yabancı anlamıyor ki ne dediğini. Ne demediğini. Orada yerli oyuncu üstüne ciddi tribün baskısı kurabiliyorsun. O konuda kimse kulaklarını kapatamıyor. 2011-12 sezonunda Galatasaray'ın kupa kaldırdığı dönemde yabancı sayısı serbest miydi? Yok, 6'ya 5'ti. Evet. 6'ya 5. O zaman yerli oyuncular da varmış. Ama o maçta beraber bitti. Ya ben yabancının serbest bırakıldığı dönemi diyorsan o dönemde haklısın. Olabilir ama orada yerli oyuncu da fazlaydı. Evet. Ayhan'dan tut. O dönemlerde şeye, bir sürü de yerli oyuncular var. En iyi yabancılar Fenerbahçe'deydi. Tabii canım. Aziz Yıldırım dönemi. Alex vardı oynamadı finalde. Alex oynatmadılar. İyi yabancıları vardı yine de. Tabii canım. İyi takımı vardı i̇yi Fenerbahçe. Gitti abi. Kim gitti? 2010. İşte Şika kumpası yaptılar. 3 Temmuz kumpası. Kimse gitmedi. Emenike gitti. Hayır. Emenike gitti. Bir de şey hayır, gitti. Emenike gitti. Vardı. Stoper gitti. Lugano gitti. Andre Santos gitti. Andre Santos gitti. Arsenal'e gitti bir de. Beşiktaş'a gelen santrafor kimdi? İyi oyuncuydu. Niyank mı? Niyank. Mamadou Niyank gitti. Bir Usasov'u transfer edebildiler işte. Evet. 7 tane falan yıldız oyuncu gitmiş. Galatasaray'da da yani yeni transfer olarak baktığın zaman kim vardı fazla o zaman? O zaman Muslera yeni gelmişti. Selçuk almışlardı. Selçuk yeni gelmişti. Melo geldi oynadı. Evet. Urfaleci vardı.
şey vardı. Eboe vardı. Elmander vardı. Elmander o maçı oynadım bilmiyorum. Ayağı çatlamıştı bir arada. Öbür maçta mı bilmiyorum. Yani galiba. Neyse 10 sene önceye gitmeye gerek yok. Yani peki, bu bugünü hadi konuştuğumuz günümüze zaman, dönelim o zaman. Şu var. Derbilerde ilk favori ev sahibidir. Yani ne dersek diyelim yani. İlk favori ev sahibidir. Süreç yani. Bu sene Fenerbahçe derbilerde Trabzonspor'a yenildi deplasman. Beşiktaş'la berabere kaldı. Galatasaray'ın derbi karnesine bakıyorsunuz. Trabzonspor deplasmanında galibiyeti kaçıran taraftı. Evet. Beşiktaş'ı yendi içeride. Sanki bir tık daha iyi durumda şu anda. Başakşehir'de yendi. Başakşehir'i de tabii derbi sayabiliriz. O da evet, şampiyonluk yarışında. Galatasaray sanki bir tık daha bu sezon şu ana kadarki derbi performansıyla Galatasaray'ın önde. Kadrosu, detaylandıracağız. Galatasaray'ın Gürcan kadrosu Bilgiç. Fenerbahçe kadar geniş değil. Geniş değil. Değil, tabii değil. Bakacaksınız. Çok net. Konuşsun arkadaşlar. Peki. Anlatacağız. Hep biz konuşacak değiliz yani. Anketi birazdan hazırlayalım. Ekrana verelim. Bakalım kim daha emin kendisinden. Serdar Sarıdağ'a sorayım. Anket geldi önüne. Hangi şıkka tıklarsın? Kim kazanır? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Ya da beraberlik de olabilir. Beraberlik. İstediğin Gollü için beraberlik. Mi? İstediğin için mi? Yok. Öyle mi maç bekliyorsun? Önce sen kendi maçını kazan. Beşiktaş'ı kastediyorsan. Sen önce Kasımpaşa'yı kazan. Evet. Souza eksik. Yok. Rozier kart cezalısı. Belki belli olmaz. Vegos da olmayabilir. Vegos da mı olmayabilir belki diyorsun? Belki. O da yarın belli olacak. Oo, bir dakika. Bu ama önemli sakat haber. Sakat mıymış? Bu saate kadar ben böyle bir şey duymamıştım. Yani hafif bir sakatlığı varmış diye duydum bugün. Aa, anladım. Vegors'un oynamama ihtimali var. Duymadım ama %50-50. İlk defa Serdar'dan duydum. Ben. Yani şöyle, evet, sen önce kendi maçını kazan. Tabii o da öyle ama şu anda yetmiyor işte. Sen yarın maçını kazan, yarın uzan dinlen. Çekirdeğin, al çayını. Her türlü kazanacağım bir şekilde, bir şeyler kazanacağım. Maçını kazandığın için ama. Hı-hı. Ama şimdi ben beraberlik diyorum. Gollü beraberlik olur diye düşünüyorum. Çünkü her iki takımın da savunmasında sıkıntılar var gibi gözüküyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin daha çok gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin de 3. bölgesi çok çok oturaklı. Ben beraberlik olur diye düşünüyorum. Gollü beraberlik. Kimse benim bu yorumum üzerinde kupon falan yapmasın. Sonra abi sen söyledin. Kızıyorlar bak, oynama kardeşim, ben sana oynama diyorum. Biz tabii yorum yapıyoruz. Aynen. O yani, vallahi öyle oynayanlar var. Benim de tahminim o yönde. Hatta skor tahminimi şimdiden söyleyeyim. 2-2. Bravo, nereden bildin? Ben de 2-2 diyorum. Vallahi 2-2 diyecektim. Peki o zaman kazanırsak bize birer kravat alınıyor. Bir dakika bakıyorum. Şu anda %46 ile Galatasaray önde. %46 Galatasaray önde. Fenerbahçe %38. Zeki Uzundurkan'a vereyim şimdi sözü. Hem varsa özel bilgileri bu maçla ilgili hem de yorumunu çok kısa alalım. Bir şey daha söyleyeyim. Öyle Zeki abiye geçsin. Tabii, tabii. Levent abi de Gürcan abi de hakikaten derbi tarihini iyi bilen abilerimiz. Ama çok güzel özetlediler. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti çok farklı. Fakat Galatasaray taraftarı var mı derbide? Yok. Yok. Tamam, bana derbi bitmişti bu ülkede. Derbi falan kalmadı. Bana kimse derbi falan demesin. Seyirci götüremiyorsan, o hale geldiysek, bu tabii diğer derbiler için de geçerli. Bu ülkede derbi... Trabzon'a götürdü Galatasaray. Galatasaray'ın o ilk tek haftada Trabzon'u derbi Galatasaray'a götürdü. Öyle mi Levent abi? Kimse yani derbiden bahsetmişse. Yok. Tabii canım şimdi Real Madrid Barcelona deplasmanında seyirci götürüyor. Tabii sen götüremiyorsun. Evet. Evet. Şu işte maalesef Göztepe Altay maçındaki olaylar yüzünden artık baba, zor gider. Herkesin kağıdını müddet, imzalatırsın. Halledersin diye bir iş çıkartırsa bakarsın. Bilet alan insanları tek tek kontrolden getirirsin. Eğer işin holigan kısmı varsa almaz. Ben bir şey söyleyeyim. Bugün çok Fenerli ve Galatasaraylı olup da bu tribüne gidemeyen insanlar var. Aynen. Hep aynı insanlar gider mi? %75'i, %80'i ya. %80 aynı adam. Bir de şu... Yani kusura bakma yani. Pasolik işte tribünlerde 25-30 kameranın olduğu, taraftarları çeken kameraların olduğu yerde... Trabzon Fenerbahçe derbisinden sonra 25 bin Trabzon taraftarının pasolikleri blok ediliyor. 25 bin kişi mi küfretti? İşte şurada mesela 5 kişiyiz. Bir kişi küfrediyor. 5'imizi birden blok ediyorlar. Ya bu sistem de artık çözülmedi ki. Az önce Gürcan abinin dediği gibi. Şimdi Fenerbahçe stadında da Galatasaray aleyhine o oyun gerilir. Taraftar yani sonuçta deşarj olmaya gidiyor. Orada hani küfürü tabii ki onaylamıyoruz ama 3 kişi küfür etti diyelim bir ortamda, bir tribünde. İşte 5000 kişilik, 10000 kişilik bölümler var. Hepsinin pasolikini blok edecekler. Ya bu saçmalık oldu. Bir kişi küfür etti diye ya da 3 kişi küfür etti diye 20 bin kişinin... Yok, 3 kişi değil. Şimdi onu nasıl ölçüyorlar bilmiyorum ama
Ama şeye de indirdiler. Mesela tribünler artık blok blok oldu blok, ya. Blok blok. Tamam işte blok blok kapanıyor arada. Bloğun. Kurunun yanında yaşlı yine yanıyor. Yanıyor. Bloğun %10'undan fazlası küfürlü tezahüratın içindeyse o bloğu komple bir maç. %10'unu tespit edebiliyorsan %10'unu tamam, şey, o zaman %10'unu blok edeceksin. Burada, nereden burada, biliyorsun burada %10 olacak, olduğunu biliyor bilemiyorsun Zeki, ki. Zeki, Serdar küfür ederse sen hop kardeşim diyeceksin. Ben maça gidemiyorum senin yüzünden diyeceksin. Evet. Adamı engelleyeceksin orada. Artı bir de şöyle bir şey var. Bizim bir arkadaşlar... Bu zaman kimse kimse uyarmak korkuyor. Bizim bir arkadaşlar... Bak, Fenerbahçe'nin bir basket maçı. İki tane genç çocuk. Küfürlü bir tezahürat ediyorlar. Oğlum diyor, küfür etmeyin diyor. Abi küfür etmiyoruz ki diyor. Tezahürat yapıyoruz diyor. Tabii öyle. Yani içinde sinkaflı cümle olmasına rağmen... O aynısı. Tezahüratın bunu yapan çocuk... Abi, tamam mı? Küfür ettiğinin farkında değil. Gürcel abi, aynısı sosyal medyada da adam bana bir şey yazmış. Sen dedim, niye hakaret ediyorsun? Benim yaptığım eleştiri dedi, hakaret ediyorum. Peki aynı lafı git sokaktan geçen tanımadığın bir adama söyle. Bakalım sana ne yapacak? Bu sosyal medyada hakaret değil, sokakta hakaret oluyor. Ama burada hakaret değil. Ben eleştiri yaptım diyor. Öyle bir nesil geldi. Evet. Yani o cüreti kendinde bulan abi, bir tezahürat yapıyorum. İçinde küfür var. Hayır yani bir de bir şey söyleyeceğim sevgili Serdar. Şimdi küfür eden insanın ismi cismi belli. Bunun hangi cesaretle yapıyor? Bunu veriyorsun avukata. Bir şey olmuyor ki. Ya avukata veriyorsun, ceza alıyorlar. İşte sonra yazıyorlar. Abi davadan tamam vazgeçer misin? Hayır abi niye vazgeçeyim? Tribünde küfür edene bir şey olmuyor ki. Ben parayı da alıyorum. Hani bağışlıyoruz sağa sola. Tamam ama bir şey söyleyeyim. Bu bilmiyor mu bu insanlar yani? Yok bilmiyorlar abi. Orada farklı bir kare. Çünkü maçtan hemen sonra ise hele onun zaten çoğu öyle yazıyor. Abi maçın geldiğinden dolayı. Takip etmiyor. Mesela takip etmedin miyse bana bu gelen insanların çoğunu engelliyorum ben. Instagram'da. Çoğu zaten hepsini engelliyor. Sahte bot hesap, sahte hesap. Mesela, var mı sahte avukatın? Nasıl? Avukatın var mı bu konuda? Var tabii olmaz mı ya? Allah aşkına ya. Evet. Ama tribün cezasına gelecek olursak. Dikkat et. Bak dikkat tribün et. Olayına gelecek olursak. Bütün statlarımız modern. Artık böyle hani adamın göz bebeğinin içini çeken netlikte kameralar var. Her şeyi çok net görebiliyoruz. Kim ne yapıyor? Biz mesela Vodafone Parti bizi gezdirdiler. Karşı kapalı tribünün bilmem kaçıncı sırasında oturan adam yasaklı madde yaktı. Onun adını vermiyor. Hemen tespit ediliyor. Gazetenin, okuduğu gazetenin arka sayfadaki resmin resim altını, fotoğrafın resim altını okuyacak kadar teknoloji var. Ya bu adamları, küfür edenleri nasıl bulamıyor bu teknoloji? Ya bulmak istemiyor. Tamam kapatın gitsin şey diyorlar. Uğraşmıyorlar. Olur mu abi öyle İşin şey? Kolayı abi. Olur mu öyle saçma? Yani kurunun aşağı düştü. Aynen öyle ya. Adamın bir şey aşağı düştü. Ben yukarı çıkardım. O sırada küfür edildi. Çakmağa düştü mesela veya cüzdanı düştü. Getiriyorum. Ben de mi ceza yiyeceğim o gruba göre? Yıllardır böyle. Kusura bakma yiyorsun. Yıllardır böyle. Şaka mesela bak abi. Bu son maçlarda. Ben de kombin alayım o zaman. Herkes karar alıyor. Bak ben bunu dinledim. Galatasaray çocuklardan dinledim. Hatta ailelerden. Bir sonraki maçı kaçırmaması için bir önceki maça gitmiyorlarmış ceza almasınlar diye. Alırsa türlü öyle abi, ben adam o maça attı. Cezalı olacağım diye. Yani enteresan derbiler, bir şey bu. Derbi konuşuyoruz ya. Da. Ha? Abi derbileri hep diyoruz. Tribünler güzelleştirirdi eskiden. Eskiden biliyorsun. Bir gün önceden yatmaya gelirdi stadı yarısı ya yarı yarıya ken. Taraftar tabii ki kendine ama kaybediyor. Ama bu böyle bir şey yok. Sen konuk seyirci gidemiyor. Efendim herkese ceza Gürcan abi dediği gibi orası yüzde şu kesin falan aradan hak geçiyor. Ne yapacaksın? Adam hakkını helal etmese sana ne diyeceksin? Adam para ödemiş maçı seyredemiyor. Hakkımı helal etmiyorum diyecek. Bugün ne diyeceksin öbür tarafta? Haber okudum. Trabzon maçında. Fenerbahçe Trabzon maçında. Cezalı olan taraftarlardan biri sağır dilsiz. Hepsine çıkıyor normal. Evet. Yani. Ama dediği gibi %10'u geçince bütün bir... Olmaz. Doğru değil. Maalesef. Şey yapıyorlar. Yani pasodaki yani, hiç hani bunları yani önlemek için orada, önleme konusunda orada, sınıfta kaldı. Orada oradaki insanların diğerlerini şey yapması lazım. Mümkün mü yani? Kimse düşünsene durdurması adam lazım. Küfür ediyor. Ne diyebilirsin? Küfür etme dediğinde belki şiddete başvuracak. Bak hiçbir yani şey çözüm kendini olmadı. Kaybediyor küfür eden zaten. Normal değil yani küfür etmek. Şeyler hiçbir şey çözüm olmadı. Daha ağır ve kişinin kendisini bulabiliyorsan onlara verirsen ceza bu değişir. Hatırlayın. Dediler ki küfürlü şeyden dolayı kapattığın zaman stat boş kalmasın. Bir dahaki maça kadınlar çocuklar gelsin. Bunlar da küfür ettiler. Onlar da küfür etti bir daha ceza yediler. Doğru öyle bir şey de yaşandı. Tabii aynen. 2012'de. Bunun çözüm değil. Çözüm çok farklı. Aynen. Ağır cezalar İngilizler çözdü. Ya onlar İngilizler çözdü farklı. Abi. Onlar keyif için gidiyorlar. Yan yana oturuyorlar. Her...
Onlar çözdü. Orada da çok sağlam küfür var yalnız. Ya olabilir. Onlar şimdi da... artık karar alındı. Evet. Hatırlıyorsun. Bu tabii biraz da futbol seyircisini aslında cezalandırmak için. Yoksa emniyet güçlerinin hani halledemeyeceği bir durum değil. Zaten toplu alıyorsunuz taraftarı, götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Artık karşı karşıya gelmiyorlar ama galiba biraz böyle taraftar kendine çeki düzen versin diye alınmış bir karar gibi geliyor bana. Sevgili Onur, giren insanları... Bakacaksın resimlerinden tut araştıracaksın abi, pasolik yetmez. Hiçbir şey araştırmadan. Bakacaksın, araştırmadan almayacaksın o insanları. Çünkü olay çıkartır mı çıkartmaz mı, var mı adamın sabıkası daha evvelden, maçlarda bir şey yapmış mı, adamın bakacaksın ya. Haline bakacaksın, öyle bir şey olmaz. Sadece pasolike sahip olarak başkasının bu işleri alamazsın. Başkasının pasoligiyle maça giren taraftarlar biliyorum ben. Başkasının adam gidemiyor, pasoligi veriyor oradan. Geçiyor gidiyor. Devredenler var yani. Bu işte. Mesela Gürcan dediği gibi takip edeceksin mesela. Bunu Fenerbahçe engelledi galiba bildiğim kadarıyla. Diyor ya kara borsa biletler. Hangi bilet ya? Kara borsa bilet dönemi kaldı mı abi? Bilet değil. Şöyle, her şey kulüpte. Geçen yıl Trabzon'da son olabilir. Haftalarında oldu. Gurbetçiler geliyordu. Hatta biz yayın yaparken ben de şahit oldum. Adam geliyor mesela. Bilet bir şeyi yok. Orada bu işi artık ticarete döken 3-5 kişi maçı yüklemiş şeyine, işte onun pasoligi bir şekilde aktarıyor bileti. 50 bin liraya gurbetçilerin o dönemde son maçlarda bilet alıp, yani pasolik yükletip kartına şimdi, maça girdiğini biliyorum. Şimdi Fenerbahçe bu maçta online alınan biletlerin devrini yasakladı. Güzel yapmış. Güzel. Yani Gürcan aldı, Gürcan gidecek maça. Güzel. Onur aldı, Onur gidecek. Evet. Gürcan gelmiyorsa ne olacak? Gitti. Kulübe veriyorsun, paranı geri veriyorlar. Bir öyle mi? Böyle şey Barcelona'da yani da bu böyle. Yanmıyor paran. Mesela şartı bu Barcelona'da. Bir de bu devreye girdi mi, girmedi mi bilmiyorum ama şu da var. Bir sezonda en fazla 5 defa izin veriyorlar. 6. yaparsan hakkını kaybediyorsun. Kombine devrine. Evet. 5'ten fazla yaptığın an bir sonraki sezon sana kombine satmıyor. Doğru, güzel. Harikulade bu uygulama. Doğru. Bu her bir kulüp bunu yapmak zorunda. Açık konuşalım. Hepsi doğru söyledi. Gürcan mükemmel bir konu anlattı. Barcelona'da bu böyle. Sana %15.000 ekstra veriyor. Hatta parayı vermiyor. Diyor ki bana vermezsen iptal ederim seni diyor. Benim denetimimde Zeki ile Levent gelmişse girecekler diyor. Serdar'la Gürcan kafasına göre devredemez. Aynen. Sen Barcelona yönetiyorsun. Size kulübe devredecek ikisi. Bize ikimize devredecek. Kulüplerde bu şey. Doğrusu bu. Ceza olan taraftarların işte yerleri ya da maça gidemeyenler için. İşte devredin ya kulübe devredin. Biz mesela Galatasaray'da var uygulama. O uygulama. Sen kulübe devrediyorsun. Tabii var. Evet, var. Var. Yeni boş sezon kalmıyor orası. Yeni yani sezon geldiğinde devrettiğin biletlerin miktarını. Diğer kulüplerde de var. Miktarının bir bölümü herhalde, hepsi değil ama senin kombinende indirim yapıyorlar. Aynen aslında. Aynen. O peki var. O zaman tribünden bir sahaya inelim. Yani, inelim. Evet. Yanlış anlaşılması. Yani ben de kaldım. Saha içine inelim. Zeki Bey verelim sözü. Muhtemel 11'i göstereyim. Onun üzerine isterseniz konuşun ya da varsa... Yarıda kalmıştı bu seyirci olayına geçince. Varsa bir özel bilgi, prim vesaire var mı kulüplerde? Ne gibi bilgiler geldi? Onu da konuşabiliriz. Yani prim elbette ki var. Yani Galatasaray'daki prim miktarı Levent abi de biliyordur. 10 milyon lira prim açıkladılar. Eşit dağıtılıyor değil mi? Yani ilk 11'de oynayanlara daha fazladır herhalde. Onu tabii ki kulüp kendi bilir, onu bilemez. Ama herkese veriliyor. Muslera ile Gomis'in bir talebi vardı. Herkese veriliyor. Malzemeciye de veriliyordur ama o tabii yüzdeler farklıdır. Oyuncular kendi arasında toplanıp çalışanlara veriyor. Aynen. Biraz da. Doğru söylüyor. Onun dışında Muslera bir rekor kırıyor. 27. Fenerbahçe derbisine çıkıyor. Yani bir Galatasaraylı olarak. O da bir rekor. Onu da tebrik edelim. Evet, 27. Fenerbahçe olarak. Maçına çıkıyor bir yabancı olarak. Müthiş. Ya ben açıkçası 6'da 6 yapmış bir Galatasaray'ın o statta kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani ama Fenerbahçe'nin de artık büyük maçı kazanması lazım. Bu kadar iyi oynayıp, gerçi Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'nin futbolunda da bir düşüş var, onu da kabul edelim. Ben daha çok berabere biteceğini düşünüyorum ama Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü lider geldi. Galatasaray'a beraberlik orada bir avantajdır. Çünkü ikinci yarıda sonuçta kendi stadında oynayacak. Rakibini yani aradaki puan farkını korumuş olacak. Diğer taraftan Jesus, bu kadar övdüğümüz Jesus, derbi karnesi çok iyi olan Jesus'un kariyerinde 600 küsur maça çıkmış bir futbol adamının da böyle büyük maçı kazanması gerekiyor. Ama hiç stresli değil. Çok rahat.
Yani her rakibe saygı duyuyorum ben dedi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sorulduğunda. Bütün Levent abi de başta söyledi. Gürcan abi de söyledi. Yani bizim için normal bir maç. Trabzon maçı için de aynı söyledi. Bütün rakiplere biz saygı duyuyoruz. Ama normal bir maç olarak görüyoruz. Çıkıp oynayacağız. Aynı mantıkla bakıyorlar. Tabii ki futbolcuların, özellikle Türk oyuncuların daha stresli, daha heyecanlı olacakları bir gerçek. Taraftar baskısı mutlaka olacak ama Galatasaray taraftar baskısı altında oynamaya alışık. Üst düzey oyuncuları var. Burada Icardi'nin maç eksiği son bir hafta sürekli idmanlara çıkmış. Maç eksiği var mı bilmiyorum ama ilk 11'de oynayacağı kesin. Çünkü hocaya söylemiş. Yani ben her anlamda hazırım. İlk 11'de oynamak istiyorum. Oynayacağını da düşünüyorum. Böyle maçları büyük oyuncular severler. Diğer taraftan da Valencia'nın oynayacağını düşünüyorum. Şu ana kadar 17 gole katkısı olan bir oyuncu. En çok merak edilen oyuncular da bu ikisi. İkisi iki takımdan. Valencia ve ben Icardi. Ben ikisinin de oynayacağını düşünüyorum. Ya hakem de iyi bir hakem. Asla eyyam yapmaz. Burada maç öncesi mutlaka VAR'dakilerle, VAR'da görev alacak hakemlerle de konuşulmuştur. Çünkü hatırlatılmıştır. Elinizde net bir veri yoksa hakemi çağırıp yanıltmayın. Varsa bir doneniz öyle çağırın. Hani gri pozisyonlarda ben VAR'a gidileceğini düşünmüyorum. Şu Sivas Spor Galatasaray maçından sonra hakem çünkü çok bocaladılar orada. Bir daha öyle bir pozisyona düşmemek için. Vallahi ben hakem olsam baştan önce derdim ki toplantı beni ne olur kimse VAR'ı mara çağırmasın derdim. Ya öyle bir şey olur ki Serdar. Şimdi öyle derdim. Kayıtları gördükten sonra adam. Göremediğim bir pozisyon. Biraz sonra çağıracaksa da şöyle çağır. Hani biraz kim? Sonra... Halil Umut Meler mi? Halil Hocam. Bir ekranı lütfeder misiniz? Gelir misiniz? Özgür Türkçe ile ilgili açık kibarca, bir şey bile bile çünkü baktı adamlar yani, yayınlanıyor. Özgür Türkalp ihmalkarlığın kurbanı olmuş. Onu söyleyeceğim. O zaman ne kadar... söyleyelim. Yarım saat önce tabii, demiştik tabii, az sonra anlatayım. Vereceğiz diye. Evet. Bekletmeyelim seyircimizi bence. Haber beklemesin. Yani şöyle biliyorsunuz Konya'daki olayı biliyorsun. 2005 yılında. Anelka. Hani, Anelka pozisyonuyla ilgili o zaman elle arabayı şarampole yuvarladım diye açıklaması vardı. Şimdi adam aslında oradan beri Özgür Türkalp sıkıntılı yani. Bir travma yaşamış. Oradan beri hala travmanın içinde olan bir hakem. Erzurumspor Antalyaspor maçında bir ofsayt pozisyonunu çözemiyor ve hatalı bir gol verilmesine neden oluyor. Sonra işte Özgür Türkalp Merkez Hakem Kurulu'na başvurarak yöneticilere başvurarak diyor ki VAR hakemleri yani biz VAR hakemlerinin de yardımcı hakemlerin de acilen eğitim alınması lazım diyor. VAR'dakiler diyor, maç yönetirken biz VAR'da görevliyken de diyor, orta hakeme yardımcı olamıyoruz. Maçın hakemine, maçın hakemiyle VAR hakemler arasında sıkıntılar yaşanıyor. Yardımcı hakemler de bazı kuralları bilmiyor. Acilen bizim eğitime, bize eğitim verilmeli bu konuda diyor. Talep de bulunuyor. Sonra da ya ek raporunda Sivasspor Galatasaray maçından sonra kendinden rapor istiyorlar. Özgür Türkalp'e verdiği raporda şunu söylüyor. VAR hakemlerine ve yardımcı hakemlere verilen eğitimleri yetersiz olduğunu, acilen bizlerin eğitime alınması gerektiğini daha önce talep etmeme rağmen bu talebime karşılık bulamadım diyor. Ve Özgür Türkalp görevi bırakmaya hazır olduğunu Sivasspor Galatasaray maçından sonra MHK Başkanı'na gidiyor. Diyor ki Sabri Çelik'e, ben diyor çok büyük hata yaptım. Ben görevi bırakmaya hazırım diyor. Sabri Çelik'in de kendisine hepimiz hata yapıyoruz. Yani işinin başına dön diyor. Sonra ama VAR kayıtları açıklandıktan sonra ne Sabri Çelik arkasında durabiliyor ne Futbol Federasyonu Başkanı zaten orada bakıyor ki buradan yani cezalandırma sistemi olduğu için. Aldılar. Kelleyi aldılar. Normal. Ama adamcağız da şunu da söylemiş. Ya VAR hakemler olarak bizler yeterli eğitime sahip değiliz. O yüzden işte Polonyalı hakemi VAR eğitmeni olarak getiriyorlar. Pavel'i getiriyorlar. Pavel. Onunla anlaşmışlar geçici bir süreliğine sezon sonuna kadar. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı. Evet. Yani yardımcı hakemler de eğitimde yetersiz eğitime sahipler. VAR hakemler de. Bunu Özgür Türkalp söylüyor. Ben
yeterli değilim, hata yapıyoruz. Bize acil eğitim alın demesine rağmen eğitim alınmadığı için... Çok güzel haber. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Levent abi 10 saniye rolleri değişelim. Ben de bir 10 saniye yorum yapayım. Özgüç Türkalp'in bu söylediklerinden yola çıkarak Sivas Spor'un attığı golü iptal etmek için herhangi bir eğitim ya da yardıma ihtiyaç var mı diye ben gerçekten onu çok söyleyecektim merak ediyorum. Biri baklava satıyor, bir tanesini donladı meyve mi satıyor abi? Hakemlikten geliyor. Ne eğitimi? Bilmiyor mu onun oraya baktığı zaman? İşte oradaki sezon başından beri vardı. Genel anlamda söylüyor. Tabii. Yani. Güzel haber ama sadece o pozisyona şöyle bir odaklanırsak hani hiç futbolu bilmeyen, fazla futbol eğitimi olmayan taraftarlar bile daha önce aynı şeyi söyledi. Zaten VAR'ın başındayken işte o offside pozisyonunu çözemiyor. Erzurumspor Antalya Spor maçında başına geliyor. Ondan sonra gidip söylüyor. Hayır mı? Mesela o maçta Nelson'un pozisyonu için eğitim mi alması lazım abi? Evet, orada penaltı pozisyonunu nasıl görecek? Yani. Ben soruyorum. Eğitim hani diyorlar lazım ki bak bir şey söylüyorum. Yani şu seyrediyoruz bu pozisyonu. Bu pozisyonun offside bunu söylüyorsun offside ama offside çıkarmak için eğitim alması lazım. Biz ilk defa yani bir VAR kaydının bu pozisyon nasıl offside çıkartılır? Eğitim alması lazım. Bir şey söylüyorsun ama buradaki hakemler VAR'daki konuşmaları bunlar biliyorlar. Abi Özgüç'ü ben de çok hakemle severim. Hayır. Şunu söylüyor. Burada şu ortaya çıkıyor. Tamam bak bizim adam öz eleştiri yapıyor. Ben yetersizim diyor ama yan hakemler de yetersiz diyor. VAR'da görev yapanlar da yetersiz. Bizim eğitime ihtiyacımız var. O zaman görevi kabul etmeselerdi. Hayır canım. Ama para kazanıyorlar. Yetersiz. Pardon, parayı kazanırken iyi. Hayır, hata yapınca yetersiz diyeceksin. Hayır. Vallahi helal olsun. Pozisyon yorumu eğitimden dolayı sıkıntılı olsa haklı Özgür. Evet. Ama konuştuğumuz pozisyonların eğitimle alakası. Ben abi buna bak, çok şaşırıyorum İFAP, ya. İFAP'ın şeyinde İFAP'ta şu var. VAR hakemleri, VAR eğitmeni olabilmek için ya da VAR'da görev alabilmek için 18 resmi maçta hem orta hakemlik yapacaksın hem de VAR hakemliği yaptıktan sonra o ehliyet alabiliyorsun. Şu son dönemde şu anda 12 tane VAR hakemimiz var bizim. Ne kadar donanıma sahipler? İşte Polonyalı VAR eğitmeni geliyor şimdi eğitecek. Yani burada şu çıkıyor. Biz VAR kayıtlarını bir tanesini gördük. Diğer VAR kayıtlarında kim bilir ne facia konuşmalar var. Ya buradan o çıkıyor aslında. Vallahi hayır, biri bununla ileride kitap yazarsa şaşırmam. Bunu dinleyenler. Evet yazılır çok. Yani yazacaklar ben sana söyleyeyim. Çok inanılmaz bir kitap yazılır evet orada. Offside'ımsı gibi. Bütün kulüpler ayağa kalkar. Vay başımıza aynen neler gelmiş penaltımsı diye. Penaltımsı gibi. Bak söylüyorum. Penaltımsı gibi. Aynen ya o gün birine soruyorum nasılsın iyiyim iyisiyim falan böyle herkes lügatına girdi şöyle, o kelimeye. Bir şey söyleyeyim benim kafam karışıyor bu işlerde. Galatasaray Beşiktaş maçı bu sezon. Barış Alper'in bir pozisyonu var. Oyuncuya çalımı atıyor. Sonra ayağını yere vuruyor. Kamera dibine kadar girmiş evet ve çekmiş tamam mı? Mertens'in son maçtaki penaltısı o kamera nerede abi? Hmm. Nereden uzaktan evet tepeden veriyorsun? O kamera oraya giriyor da oraya niye girmiyor? Evet, onu niye vermiyorsun yakın planı? Vermiyorsun. O zaman diyor ki VAR'daki görmüyorum diyor. Ortaya vermiyor diyor. Böyle bir şey olur mu? Emin olamadığı için Gürcan çağıramıyor. Gürcan mükemmel da söyledi. Görmek için hakem VAR olmaya gerek yok. Burada hepimiz bizden bir VAR'a birini koysalar, beşimizden birini, Nelson'a yapın hareketi penaltı olduğunu söyleriz. Ama görüntü gelirse söylemez sana miyiz görürsün. He? Görüntü gelirse. Ama 10 dakika 30 saniye sonra gelirse tabii göremezsin. İş soğuduktan sonra. Göremezsin tabii soğuduktan sonra. Evet. Affedersin. Doğru. Göremezsin. Net olarak orada ara görüyorsun. Eğitim mesela bizim de eğitim almamız lazım. Tabii. Gazeteci olarak. Doğru. Maçı çeken yönetmenlerin herkes kurallarla ilgili bizim eğitim tabii bizim lazım. Bizim de eğitim çok önemli. Evet. Ama Özgüç'ün şikayet ettiği pozisyonlar eğitimlik değil. Kaç yaşında Özgür Türkalp? Kaç senedir hakemlik yapıyor? 20-30 yıl olmuştur. Pardon hiç yani mi okumamış ya? Adam yani baka baka eğitim alır ya. Yani o pozisyonlar eğitim. Yeni hakem için bir şey demem eğitimlik de değil. Mesela biz de akıllarını çok karıştırıyoruz. Doğru. Yani bir pozisyon hakem penaltı veriyor. Biz burada diyoruz ki bu harekete penaltı verir. Şu kadarcık değmiş biz diyoruz onları mesela. O kadar baskı altına almıyoruz. Onları baskı altına alan şu kadarcık değmiş niye çağırmıyor diyoruz. Bak. Biz maç hakkı bittikten yok sonra söylüyoruz. Ama yok hakkı yok çağırmaya. Bir de Gürcan abi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu aslında burada sorulması gereken soru ne? Niye hakemler böyle hata yapıyor? Ne itekliyor onları böyle hata yapmaya? Yetersizlik evet mi sadece? Bence ama sadece yetersizlik değil. Değil tabii. Hayır. Biraz baskı altında değiller mi abi? Baskı değil. Belki de şudur. Özgüç de, hoca dedi ki ya dedi ben şunu dedi inceleyeyim sık dokuyayım da eğer bir şey varsa üstümüze kalmasın diye belki o pozisyonun suyunu çıkardı. Abi oradan belki tuttu buradan bak onu, çekti. Onu acaba çok acaba bir şey bulur muyum değil. Pozisyonu çok konuş. Acaba bir şey var mıdır tedirginliği? Pozisyonu çok konuş. Çünkü neden? Gürcan abi
bir şey kalmasın ki akşam beni yargılamasın kimse. Beni kimse infaz etmesin. Abi hakemi niye çağırıyorsun? Evet. Yani, kendin bir bak önce değil mi? Hayır bir kere. Var neredeydi demesin. Hayır bir kere, kere offside'de hakem çağırmaz. Offside'dir değil mi? Tabii tabii aynen. Çizgiyi tamam, sen çekersin. Orada çizgiyi çekiyorsun, tespit ediyorsun. Yorum varsa hakemi çağırırsın. Oturuyoruz seyrediyoruz. Ne? Şuradan mı offside, buradan mı offside? Offside mısı şudur budur. Önce bir tespit et. Evet. Onu bile tespit etmemişsin. Yani. Hepimiz dalga geçiyoruz. Acaba Özgüç Hoca bilse bu kayıtların verileceğini aramızda belki de konuştuğumuz konuşur gibi öyle bir laf kullanır mıydı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben içeriden duydum. Yani o var odalarında konuşulan hani nasıl içeride kalıyor. Aralarındaki sohbet, muhabbet, birbirlerine sesleşmeler verilse dersin ki ya bu nasıl bir şeydi? Burası nasıl bir oda dersin? Öyle duydum. Hani samimiyetten sen de ben şunu şimdi... Şunu da demişler ya, galiba hakemler Serdar. Hayır biz yayında konuştuğumuz gibi mi yatak konuşuyoruz? Yatak odamıza girildi demişler bu kayıtlar yayınlanarak. Tabii yani bu belki de öyle düşünüyor adamlar. Yani. Mesela rahatsız olmalarından en büyük nedeni bu. İkincisi hiçbir hakem... Hakemler bazen kararlarla insanın tansiyon hastası yapıyorlar. Onlar hayata girmiyor insana öyle mi ha? İnsanın sağlığıyla önemli. Evet, evet. Ondan iki tane söylediğinde yatak odasına giriyorsun. Ama milyonları ödetiyorlar. Ben ya sen Allah aşkına ya. Onlar herkesin öyle diyor. Beyaz edin onlar siyah diyorsa milletin tansiyonu 18 oluyor 20 burası, oluyor burası ya. Burası bizim mahremimiz diyorlar. Sen? Ben de dedim ki ya dedim siz onların yatak odasına giriyormuş. Orada konuşacaksınız. Biz mi girdik onların yatak odasına? Kendileri yatak odasına anlaşamadılar. Karar veremediler. Anlaşamadılar doğru. Yalnız şu var. İki VAR kaydında da şu dikkatimi çekti. VAR hakemleriyle maçın hakemi arasındaki diyalog çok iyiydi. Birbirlerine inanıyorlar, güveniyorlar. Direkt yardımı kabul ediyorlar. Arada şey yok, kapris yok. Mesela biz Atilla Karaoğlu'nun kapris yaptığından şüphelendik. O inanmadı bir türlü. Tamam mı? Evet, yani FIFA oldu, oraya inanmadı samimi diye. Samimi bir diyalog vardı aralarında. Evet. Ben dedi şiddet görmüyorum diyor. O da var diyor. Geliyor bakıyor. Yok diyor ben şiddetli görmüyorum diyor. Tamam hoca karar senin diyor. Hocam, tamam mı? Şey orada VAR protokolü şahane uygulandı. Evet. Karar senin diyor. Karar da onun. Aynen. Ve bir şey daha söyleyeyim. Şu tarafı da çok önemli. Hep söylediğim nokta orada çok ciddi bir Türk futbolunda yani Türk futbolun kanayan yaralarından biri. Üç örnek vereceğim. Bir, Sörlot'un gördüğü bir kart vardı. İnfazı Gençler kendisi Birliği, yaptı. Gençler Birliği maçta. Vermezsen tane tekme yedi. 3 tane foul üst üste evet. Vermezsen adam infazı kendisi yapar. 3 tane tekme yedi arkada. Lyrin Siopis olayı var. Aynen. Bir de bu. Bu adam niye infazı kendisi yapıyorunca abi Enkudu haklıdır demiyorum. Türk futbolunun en büyük sorunlarından bu. Bunlardan başka pozisyonlar vardır da. O VAR kayıtlarını dinlemedik mesela. Vardır evet. Da. Aynen. Ama sen Türk hakemdir en büyük sorunu bu. Tutay bir adam belli bu gidiyor. Bir daha gösterelim. Tansiyonu fırlıyor. Tekmeleri yiyor üzerine. Ona bir de bir şey işin buralara diyorlar. Gelmesinin nedeni MHK çok aslında. Büyük bir hata yaptı sezon başında. İşte yayıncı kuruluşta salı günüydü galiba. Çıkıp haftanın bir hakemini seçip onun yaptığı hatayı direkt gözleri önüne sererek hakemimiz burada hata yapmıştır dedikten sonra hakemler kendi işlerinde örgütlenip orada vazgeçtiler sonra. Cephe aldılar. Tabii vazgeçildi çünkü çok tepki topladılar. Niye bizi deşifre diyorsunuz taraftarın önüne atıyorsunuz diye. Şimdi bu şimdi VAR'ın açıklanması yani. Da yine rahatsız etti hakemleri. Ben bu işi anlamıyorum. Bu hakemler rahatsız olmuşlar bunlar değil mi? Evet. Bunlar. Bu hakemler kimi beğeniyorlar ya? Bu hakemler birbirine düşmüşler ya. Evet doğru sen dedin. Diyorlar ki VAR'dakiler doğru. Bizden fazla para kazanıyor. Biz sahada koşuyoruz. Doğru, yağmurda çamurda tabii. Biz onlardan az kazanıyoruz. Aynen. O adam kendi meslektaşının kendisinden daha fazla para almasını sorun haline getiriyor. Aynen. Hangi odadan bahsediyorlar ya? Önce kendi odanızda mı? Neden barış yok? Aynen. Evinizde barış yok. Sonra bize ne diyor? Barışı bozmakla milleti suçluyorsunuz. Levent abi ne diyor? Takım içerisinde maaş dengeleri bozulacak paralar verilmemeli oyunculara. Messi... Bak hakemlerin içerisinde de maaş dengeleri senin varmış demek ki. Senin adın Messi ise Messi benden fazla alıyor diye kafa mı tutacağım ben adamı? Herkesin bir fiyatı var ya. Kusura bakmasın. Her futbolcu dengede. Hangi dengeden bahsediyorsun? Araya gideceğim. Evet. Hemen bir reklam anketi verelim hemen. Şu anda Galatasaray %52. Bugün Galatasaraylılar daha çok inanıyor. Bir de şu var, sosyal medyada Barcelona ile yarışır Galatasaray taraftarı. Çok ezici bir üstünlüğü var. Reklam arasında var. Fenerbahçeliler de girebilir ankete. Allsport Twitter'ın anketinden oylamaya katılabilirsiniz. O beraberlik de Beşiktaşlılar. Beraberlik Beşiktaşlılar, %10. Peki dönüşte 11'leri vereceğiz, detaylara gireceğiz. Ayrılmayın, kısa bir ara.
Artı futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Jesus mu, Okan Buruk mu, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Muhtemel 11'leri birazdan ekranlara getireceğiz. Halil Umut Meler'i konuşacağız. Tabii önemli bir gelişme var. İki gün önce Talişka'yla Abu Bakar'ın bir kavgası var. Soyunma odasında Abu Bakar'la El Nasr'ın yolları ayrılıyor. Fenerbahçe iddiası var. Manchester United'ın da istediği şeklinde haberler var. Bu konuyla ilgili bakalım gelişmeler olacak mı? Beşiktaş'ta bir Vitor Tormena ve Ozan Tufan hareketliliği var. Bunu da tabii ki Serdar Sarıdağ'a soracağız. Şimdi şöyle çok güzel görsel olarak bir şov hazırladık sizin için. Muhtemel 11'leri o şekilde bir ekrana getirelim. Aspor'un sanal stüdyosunda şöyle bir görsel şölen yaşatalım size ve üstüne yorumlayalım. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe evinde Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19'da başlayacak. Maç günü Kadıköy'de hava sıcaklığı en yüksek 12, en düşük 5 derece olacak. Şimdi iki takımın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'leri ekranlara getirelim. Jorge Jesus yönetimindeki ev sahibi Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır'ın olmasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Osay Samuel, Serdar Aziz, Salahi, Ferdi. Orta alanda İrfancan Kahveci, Arao, Crespo, Lincoln, ileride ise Batshuayi ve King olacak. Ve Okan Buruk yönetimindeki konuk takım Galatasaray'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i yansıyor şimdi de ekranlarımıza. Kalede her zaman olduğu gibi Mustera. Savunmada Boy, Nelson, Abdülkerim, Dubois dörtlüsü. Orta alanda Berkan, hemen önlerinde Raşitsa, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Yılmaz, ileride de Icardi. Artık nefesler tutuldu ve geri sayıma geçildi. Tüm futbol severlere iyi seyirler diliyoruz. Hava durumu 11'ler işte bu şekilde sevgili seyirciler. Bakalım maç gününe doğru değişiklik olacak mı? Şimdi önce bir Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ekranlara getirelim. Valensiyalı, Valensiyasız bir Jorge Jesus'un tercihi olacak. Şimdi aldığımız istihbarat King Batshuayi şeklinde ama Gürcan Bilgiç'e ilk olarak bir sorayım. Nasıl yorumluyor bu kadroyu? Valencia'da dahil olabilir mi? Olacağını düşünmüyorum. Ama dörtlü savunma. Diziliş üçlü olur. Osayi oynamaz. Alioski oynar. Ciddi misin? Ferdi sağ bek oynar. Ferdi'yi sağa koyar diyorsun. Evet. Ferdi sağ bek oynar. Lincoln olmaz. Diğer takım aynı olur. Alioski'yi çok düşünmüyor ya. Rossi olabilir belki. Lincoln'in yerine. Yok, bir stoper giriyor ya fazladan. O stoperde Gustavo Henrique olur o zaman. Tabii. Üçte oynayacağını düşünüyorum. Yani bütün derbileri üçte oynadı. Bu maçı da üçte oynayacaktır. Öyle düşünüyorum ben. Doğru. Trabzonspor maçı üçlü. Yani Beşiktaş maçı üçlü. Onu da üçte oynadı. Başakşehir maçında üçte oynadı. Ren maçlarında üçte oynadı. Yani üçte oynayacağını düşünüyorum. Ferdi'yi sağ bek oynatacağını düşünüyorum. Yani sol ayaklı sol bek, sağ ayaklı sağ bek. Öyle olur diye düşünüyorum. Ya da belki Lincoln'u sol bek oynatır yani. Öbür etapta diğer oyuncularda çok değişiklik olmaz. Yani iki tane. Trabzon maçından ne fark var burada? King Batshuayi vardı. İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln vardı. Aynen. Lincoln vardı. Değil mi? Zalai, Serdar, Osay, Ferdi vardı. Ben aynı kadro diye biliyorum. Varsa bir bakın, bir hata yapmayayım. Trabzonspor maçına 3 stoperle çıkmıştı. Gustavo Henrique oynamıştı. Hatta evet, adamı evet. Kaçırdı diye. Kaçırdı. Orada işte bir hata orada var. Ferdi ile Lincoln. Ona bir bakmak lazım. Yani bakayım. 11'e bakarsan bize de şimdi belki şöyle olabilir. Şöyle bir dörtlü çıkabilir. Niye Galatasaray'da da işte Trabzon maçında olduğu gibi savunmanın arkasına attığın
offside'ı tutturamadın mı orada? Sıkıntı yaşarsın. Tabii, büyük maçlarda hep var. Sıkıntı yaşadı biliyorsun. Kerem Konya var mesela. Maçını. Barış Alper tabii. Yılmaz var. Tabii. Ben Barış var. Alper mi başlar, Hızlı Kerem oyuncu. Mi başlar? Ona bakmak lazım. Kerem başlar gibi neden biliyor musun? Kerem'le Kerem başlar. Çabuk oyuncu. Bir de şey biliyorsun sarı kartı var diye atmadı. Dinlendirdi evet. Son anda evet. Soktu oyunu. Zeki bunu hep biz konuşuruz biliyor musun? Jesus'un umurunda değil. Yok öne çıktı defans de yani, arkadan yani umurunda olsa zaten böyle oynatmaz takımı. Daha işte Galatasaray'da da şu anda Galatasaray muhabirimize gelen istihbarat Barış'ın oynayacağı şeklinde. Hani Kerem de oynayabilir. Ben burada Lucas'ı oynatmayacağını zannetmiyorum. Oliveira'yı oynatmayabilir, Lucas oynatır. Lucas Torreira oynatır. Lucas Torreira'sı bu maça çıkılır mı ya? İşte yorgun dönecek. Ya ne yorgun Allah aşkına? Taş mı taşıdı ya? Hayır, doğru söylüyor. Nereden yorgun gelecek ki? Evet abi doğru söylüyor. Uruguay'dan hatta idmanı uçağa geldikten sonra 2 saat öteliyor idmanı. O da idmana katılıyor. Bugün idmana. O zaman oynayabilir. Tabii oynatacak dediği gibi. O kart olmasaydı çok daha hazır olacak. Onsuz çıkmaz. Tabii canım yani mesela aynen. Ben bir şey söylüyorum. Oliveira hiç hazır değil. Geçen tabii. Gün maçta baktım aynen. Yani öyle tempolu koşan bir şey değil. Yani o maç eksiği var. Yani Berkan oynayacaksa Oliveira mutlaka oynamak Berkan zorunda. Berkan kesin oynar mı abi? Oynayacak çünkü oynayacak. Yerli yok. Evet. Ha ondan dolayı. Tabii yani burada Barış'la Kerem'i yaparsa... Sakat ya. Hani Berkan Barış'la son maçta Kerem'i, iyi oynadı diye Kerem'i değil bu. Kerem'i solda, Barış'ı sağda oynatır, Raşika'yı kulübeye çekerse... O zaman Berkan'ı da çekip orada Oliveira'yı oynatabilir. Ya burada sen söyleme en mantıklı formül Dubois'un yerine Berkan'ın sol bek oynaması. Berkan mı? Berkan yok. Kendisi istemiyor zaten oynamayı. Sol bek yapma abi. İçine Kuntz mu kaçtı senin? Adam dediği doğru o da istemiyor. Zaten oynamak istemiyor. Tabii canım onu diyorum. İstemiyor. Hakem hocaya söyledi. Abi Raşit oynayacak mı? Oynayacak. Barış oynayacak mı? Barış Kerem oynayacak. Kerem oynayacak. Kerem oynayacak. Kerem. Barış'ı dinlendirebilir. Tamam, Kerem. İki tane sol bekim. Yani Barış'ı hamle oyuncusu yapabilir. İki tane sol bekim var. Tabii. Yerli sakatlar. Oynayamayacaklar. Evet. Üç Türk de çıkman lazım. Bak şimdi üç Türk işte. Berkan'la Lucas Torreira yok burada. Oliveira hamle oyuncusu olur. Şöyle bir şey söyleyeyim Van abi. Van Aanholt olur İcardi mu? Kesin Van Aanholt'un olmama sebebi şu. Sordum maçtan sonra kendisine. Galatasaray'ın iki tane yediği gol. Açın bakın Sivas'ta da. Son Ankara Gücü maçında da offside'ı bozan evet, kendisi. Evet. Ya, bravo. Yani evet, çıkamayan abi. Oyuncu. Biz bunları antrenmanları Bu yapıyoruz dedi Okan Hoca. Bu oyuncuya kalmış Icardi bir şey dedi. Icardi kesin ilk 11 mi? Vallahi Icardi ben oynarım derse 11 evet. Başlar. Ya, oynarım derse son bir hafta bugün ben de söyleyeyim bugün yani. De idmanda gelen fotoğraflarda çok mutlu, çok hırslı evet. Görünüyor fotoğraflarına yani bence baktık. Bu tür oyuncuların maç eksi olduğunu düşünmüyorum. Tabii. Icardi ceza alanı içerisinde çok etkili. Kalite bir de Fenerbahçe savunmasını çıkarmaz. Orada zorluk çıkarır. Diğer oyunculara yani alan açar. Kerem alan açar dediği gibi. Ya, Icardi gibi adamın var. Sağlamsa oynatacaksın tabii. Yani, canım, kaç maç Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan biri son dönemde. Bak şimdi santrforlara bak. Galatasaray'da en çok gol atan herhalde Gomis galiba. Evet. İkinci aynen. Icardi. Hiç gol atmayan adam evet. Şey. Gomis evet. İkinci Icardi. Var mı? Evet, Seferovic'in 0, Gomis'in 7. Kupada var. Lig'de de rakip kendi kalesine attı. Kendi kalesine. Bir, bir şey soruyorum. Fenerbahçe'nin santrforlarına bak, Serdar Dursun dahil. Hepsi gol atmış abi. Ama Levent Ağabey. Roche Ding, bakıyorsun. Valencia öbürü, gol kralı şu anda. Şey, Basuay'ı, Valencia, João Pedro sakat olduğu için yok. Bir de şey, Serdar Dursun. Bir de yani. Icardi'nin şu özelliği var. Çok, çok kısa sürelerde oynadı belki Galatasaray'da ama 3 asisti var. 4 gol 3 asist. Tabii. Az değil yani. Oynadığı zaman asist de yapıyor. Akılda kalan Beşiktaş yani ve Başakşehir maçları var. Hayır, büyük maçları iyi oynar. Zeki, büyük maçlar büyük futbolcunun maçı. Aynen bravo. Yani o maçta yani, oynatacağını yani, nerede oynatacağım bu adamı? Yani, Icardi ile başlarsın. Vücudu götürdüğü kadar götürür. Sonra hamleni yaparsın. Götürmezse onu çıkartırsın. Gomis. Oraya Barış'ı alırsın. Ya da Santrfor yani, forvet arkasına 70'ten sonra Gomis atarsın. Bence. Skora göre Gomis bunu yaptın çünkü öyle böyle bir şimdi, Barış şimdi ama az da maç kazandırmadı tabii, Gomis tabii. Yani. Bu puanların çok ama Gomis kazandırdı. Şimdi bu maçın olayı farklı. Şimdi bizim hayal ettiğimiz Galatasaray son 6 maçın Galatasaray'ı. İlk 45'lerde müthiş rakibe baskı yapan bir Galatasaray. Değil mi? Skoru oradan alıyor. Ki Sivas maçında da ilk yarı çok iyi oynadılar. Dönün Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe hemen hemen tüm maçlarını, işte önde baskı. Mesela Abdullah Hoca'nın şeyini sonra da yayınladı o kontrol şeyle Trabzonspor. Yani adam bütün bir hafta ya da maçın bütün hazırlıklarını o baskıyı nasıl kıracağım üstüne yapmış. Ve kırdı. Yani onu kırdı.
Muhtemelen Okan Hoca da o baskıyı nasıl kıracağı üstüne kurgulayacak takımını. Yani hep Fenerbahçe'nin o çizgi defansından orta sahaya kadar çıkan defans hattından bahsediyoruz. O oraya kadar çıkmasa o baskıyı yapamaz zaten takım. Bir de Galatasaray'da yani o kadar şu Mertens çok böyle hani zaman zaman eleştiriliyor ama karınca gibi bir adam abi Mertens. Tabii canım 35 çok yaşında acayip bir herkesten oyuncu. Fazla koştu. Geçen yıl mesela Trabzon'un şampiyonluğunda hep Hamşik'i konuştuk. Bu sene Galatasaray şampiyon olursa Icardi'den çok biz Mertens'i konuşacağız. Ben izlerken zevk alıyorum ya. Müthiş oynuyor. Sahada bile göreceksin izlerken. Ya böyle yürekli bir oyuncu ki. Bu kadar doğru pozisyon alan oyuncu görmüyor. Şey, oyundan düşmüyor, küsmüyor. Herkesi de oynatıyor. Her yerde oynuyor. Her türlü oynuyor. Öne çıkıyor, oynuyor. Topla da oynuyor. Aynen, aynen. Topla da oynuyor. Hakeme de oynuyor. Ama futbolcu işte ya. Müthiş. Yani 35 şey değil, 25 yaşında gibi. Evet, evet. Ben hocaya maçtan sonra soruyu sordum. Dedim ki fiziksel bir zafiyet var. Dedim ama bu Mertens dedim 35'te hiç böyle durmuyor dedim ben. Bunun sırrı nedir dedim Okan Hoca'ya. Çok iyi kendisine bakıyor dedi. İyi çalışıyor dedi. Ve bakmış. Evet. Yani bugüne kadar da bakmış. Yani ben sana söyleyeyim yıl olarak adam 36. 36 yaşında yıl olarak. Doğru 2023'e. Yani 2020 36 yaşında. Evet tabii Türkiye'ye gelmeden önce. 36'daki böyle bir adamın hareket etmesi. Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'da onu isteyen kulüp yok muydu? Vardı. Juventus falan istedi. Şimdi biz mesela bu 35 yaş üstü 30 yaş üstü oyuncular Türkiye'ye gelirken hep şunu derdik. Arkadaş, adam iyiyse niye Avrupa'da isteyen yok? Bunu isteyen vardı. Ama onun Juventus'a gitmeme nedeni oradaki ezeli rekabetten dolayı. Şimdi... Bak şimdi bir şey söyledim. Ben örnek vereyim. Napoli'de kalsaydı. Gürcan mesela biliyor. Ben Berkant'ı çok eleştiren oldu. Bir adamım. Mesela hiç kendisi... Berkant değil, Berkan. Berkan'ı çok eleştiren bir adamım. Ben şunu sana söyleyeceğim. Adam Ankara Gücü maçında inanılmaz oynadı. Ama bak Levent abi. Sahanın her yerine bastı ki çok koşan bir Ankara Gücü'ye geçen karşı. Geçen seneki Berkan değil mi? Bence etrafındaki adamlarla orantılı olabilir. Evet geçen seneki Berkan'dan önceki şimdi, sene. Ama Lucas gelip Oliveri oynadığında yine kulübeye gelecek. Biraz etraftaki oyuncularla ilgili. Tamam abi onu sorun. Çünkü geçen seneden önceki sene hem bu Taylan hem de Berkan. Ama Taylan bak Ankara Gücü maçının iyilerinden aynen. De Emre Kılıç'ta. Bu arada Trabzonspor maçının 11'ine baktım. Levent Düz hemen az önce sormuştu. Bir tek Gustavo Henrique var. Lincoln yok. Aynı. 10 futbolcu aynı. Aynı işte. Onu söylemeye çalıştım. Üçlü oynarsa öyle, dörtlü oynarsa şimdi, bence böyle. Ama Alioski sakattı. Evet. Doğru. Trabzon maçı. Yaş olayı... Bu artık, daha ideal yani, o zaman. Bu yaş olayını kaldırmak lazım. İşte Mertens'i gördükten sonra, Hamşik'i gördükten sonra. Mesela Bakayem'e yaşlı, bu para yetmez, bu sözleşme verilmez. Dendama şimdi şunu söyleyeceğim. Suudi Arabistan'da Alfaya'da oynuyor. Talişka'dan sonra en çok gol atan oyuncu şu anda popülerite olarak... Talişka'nın önünde. Niye? Geçen hafta Maradona golü attı. 9 maça çıkmış, 7 golü var ve ilk başlarda Alfaya takımının taraftarları, yöneticileri diyor ki, ya bu adama niye bu kadar para verdiniz, etmez falan. Şimdi az bile demeye başlamışlar. Hani onu diyorum, işte ucuza geldi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe alabilir miydi? Alabilirdi. Almadılar ama adam olağanüstü oynuyor. Kendine iyi bakıyor. Al Mertens. Yani bu yaşa ama takılıp bu, kalıyoruz. Evet. Suudi Arabistan'a gitti diyoruz. Şey de gitti. Ronaldo da gitti. Zekalı. Daha gidecek bu olanlar da var. Her oyuncu için geçerli değil. Yani bu profesyonel yaşayan oyuncular ama oyuncu kendini belli ediyor zaten. Tabii ki bir değil. De bazen tam tersi olur. 24 yaşındadır adam. Bunların verdiği performansı var. Ya var Allah aşkına. Bak bir şey söylüyorum. Ben izlediğim zaman ben futbolcu kumaşı var diyorlar. Ben sahadaki icraatına bakıyorum. Aynen ya yaşana en bakacağım. Burada yani isimler, ya. Soyadlar değil oyuna. Kabul ediyorum. Şimdi bir şey burada bir şey söyleyeceğim. Maçtan sonra bir Galatasaray eski yönetici bir laf söyledi. Galatasaray değişikliklerden sonra B klas takım oldu dedi. Bu çok önemli. Onu da konuşalım. Bak, B klas takım oldu dedi. Yusuf'u oyuna alıyorsun, adam yeni girmişsin. Yürüyorsun, adamı kovalamıyorsun. Ya kaç yaşındasın Allah aşkına? Evet, aynen, bravo. 35 yaşındaki Mertens buradan gelip kaleciye baskı yapıyor, koşuyor. Oyuna girmişsin. Sen bir de ilk 11 istiyorsun. Ya koşacaksın. Ya 6 milyon euro bonservis verilmiş sana. Bir topu aldın, topu götürünceye kadar el freniyle gidiyorsun ya. Uçup gitmen lazım. Aynen. Böyle yapamazsan... O zaman dediği gibi Zeki'nin dediğine geliyor. 19 yaşında senin dediğin gibi 20 yaşında önemli değil. Tabii. Bravo. 35 yaşındaki adam süper oynuyor. Tam tersi bak, olabiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Dün bakıyorum şimdi. Bardi diye bir oyuncu oynuyor Trabzonspor'da. Hiç söyleme vallahi. Amatör küme de oynatmam. Halı sahada oynatmam. Abi yerine giren ya herkes Nacini var diye bir oyuncu var. Ajax sana opsiyon hakkı bile vermemiş. Oynasın diye göndermiş.
Yemin ediyorum artık bundan sonra nasıl Fenerbahçe tribünleri Arda Güler'i tezahüratla maç aldırıyor. Artık Trabzon'da da Abdullah Hoca oynatmasa bile tribünler Naci Ünüvar için gelecek. Ya Bardi ne kadar kaçak sahaya dövüşüyor. İnanılmaz ya. Oynuyor ya. Al veri, al veri hocası, bunu biz de oynarız ya. Şu olur mu ya? Yani sen şampiyon hocasın. Alınmış oyuncu kazanacağım diye ligi kaçıracaksın ya. Yok yok adamda bir şey ya. Beşiktaş maçında kaçırdığı bir gol var. Hatırladın mı? Evet. Bomboş kale ya. Dün de bakıyorum. Yine çaprazdan bir gol kaçırdı. Aynen serbest vuruş kullandırıyorsun bu adama ya. Eskiden iyiymiş. Bana ne abi Trabzon'da doku uyuşmadı. Fakat Gmamin stoperde daha başarılı. Bravo aynen. Ha. Ya Bartra'dan ne çekti Trabzon? Evet. Gmamin oynasın Gmamin daha başarılı bak. Fizikli yani, oyuncu daha iyi oynuyor. Bakıyorsun Abdülkadir Ömür'le müthiş bir ikili oldular. Hoca evet. Oynat 19 yaşında işte. Yürekli futbol oynuyor. Hep çok zeki. Alex gibi zeki. Evet. Aralara pas atıyor, çok giriyor. Klas. Hiç arkasına bakmıyor. Trabzon'da ne vardır? Yana geriye, arkaya top atma. Oyuncu hep öne bakıyor. Böyle tarıyor önü. İşte aynı, şeyle bravo, birlikte zeki. Neler de yaptılar ya? Baştan söylemiştim. Janini ile birlikte. Hiç abi, değiştirmedim. En son Zeki söyledi. Futbol böyle ya. Trabzon taraftarı tribüne. Fark yaratacak bu oyuncu diyor değil. Diyor ki Abdullah Hoca bizim şeye, transfere ihtiyacımız yok. Taraftara ihtiyacımız var. Hocam taraftar geçen yıl tıklım tıklım doldurdu o tribünleri bilet fiyatları fazla olmasına rağmen. İyi oyun istiyor senden. İyi oyun. Yana gir. 600 Karagümrük maçında 635 pas yapmış. 4-1 kaybettin. Yani senin pasın ne yapayım ben pozisyonu öne oynamıyorsan. Yana geri oynayarak pas rekoru kırsan ne olacak? Doğru. Mesela bak Fenerbahçe'de de oynayamıyor mesela. Rossi, Zayis önemli oyuncular bunlar. Tabii. Arda girdikleri zaman katkı yapan oyuncular yer bulamıyorlar. Ama futbol bu değil Zeki. Yani 10 kişi kalmışsın. Rakip skoru almış. Kendi sahasına kapamış. Onu pas yapmadan açamazsın. Pas yapacaksın yani. Pas ama yana geriye. Yana kendi geriye, sahanda pas yana, yapıyorsun. Yana geriye önde yapacaksın. Pas yapmıyorsun. Rakip yani de o, senin yorulmanı bekliyor. Sen kendi kendini yoruyorsun. O olur mu? Pas yaparsan rakip koşar. Rakip koşmuyor ki. Öne gitmiyorsun ki pası yapmak için. Şöyle yapalım. Şimdi bir anketi bir kere daha bir verelim. Gördüğüm kadarıyla yine Galatasaray büyük bir farkla önde. En son %49 Galatasaray, %39 Fenerbahçe'ydi. Anketi verdikten sonra da Abubakar'la Talişka'nın kavgasını bir ekrana verelim. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bir sevdiğim bir dostum, bir hakem dedi ki, Özgüç Türkalp 100'e yakın var hakemliği yaptı. Son 2 haftada 5 var hakem görevi aldı. Ne eğitimden bahsediyor? Kendisine eğitim vermesi lazım diyor aslında. Doğru. Güzel bir yorum yapmış. Güzel evet. Yani teşekkür ediyorum kendisine. 100 kere VAR'da görev yapınca İsmini da. İsmini vermeyeyim şimdi. Evet yani affedersin. Yani hala eğitimsiz diyorsa VAR'ı bence zaten yetersiz. Dünyada ilk uygulayan ülkelerden biriz galiba biz. Tabii. Doğru. O da var. Evet. İlk 5-6 ülkeden sonra yabancı biriz. VAR eğitmeni çağırıyoruz. Zaten ilk başladık. Tabii. Abi yani. Zeka işi. Bir de şeyi çözmek, pozisyonları. Yani yetenek başka bir şey. İstersen sende o dediğin kapasiten yoksa istersen 10 yıl VAR hakemliği yap. Yani. Ya o geometri sorusunu çözmek gibiydi. O Sivas Spor maçındaki pozisyonu çözemediler. Bu hakemin yeteneği de yanılttılar. Pozisyon yok ki. Ya o yok işte çözmeye yani çalışıyor. Diyor ya işte önce faul sonra offside. İki kere offside var diyor. Offside mısın diyor. Mesela çok offside'e en yakın bu pozisyon diyorlar. Zeki hakemler vardı bak Zeki. Böyle tam böyle şeyde. Dünya Kupası'ndaki o Polonyalı hakem gibi final maçını yöneten. Nasıl hakem Erman abi de öyle. Futboldan geldiği için ama ruhunu biliyordu. Bak. Mesela Cüneyt Çakır zeki hakem. Bunlar Fırat Aydınus futbolu biliyor. Zeki hakemler. Bunlar farklı şeyler mesela. Bu işi anında olayı biliyorlar. Abi büyük hakem biraz psikopat olacak abi. Zeki olacak bir de abi. Mesela akıllı Colina abi. Görecek yani olayı. Tabii görecek abi. Mesela Colina. Mesela ben Ahmet Hoca ile de çalıştım. Tanıyorum. Erman abiyle de. Normal değillerdir yani. Tabii. Yani senin benim gibi değiller. Yani futbolcu çekinecek değil mi? Ya yok. Çok başarılıydı. Kırıklık vardı. Ahmet Çakar Türkiye'nin bir dönem Ahmet Babacan'dan sonra en güçlü ismi. Ama bak Levent abi sen demin Polonyalı hakemi söyledin. Evet. Erman abi söyledin. Ben de geçenlerde onlarla ilgili bir şey söyledim. Bunlardan dedim bu tür futbolculardan iyi hakemler çıkıyor. Bu tür futbolcular hangi tür futbolcular biliyor musunuz? İkisinin de ortak özelliği. Futbolcu. Erman abiyle Polonya hem futbolcu bir de fizikli hakemler. Bir de şu var. Aynı zamanda tabii fizikli. Bir de şu var. Bir zamanlar kendisi futbolcuyken bir hakeme sinirlenip ya da birkaç hakeme veya hakem kararına sinirlenip hakem olan hakemler. Yaşar Kemal de öyle olmuş. Yaşar Kemal Uğurlu da hakemlere kızım hakem oldu. Fenerbahçe Ankara'nın maçı var biliyorsunuz. Yani. Meşhur Erman Hoca'nın. O dönem. Ortalığı kan gövdeye götürmüş. Evet. Bu Polonyalı hakemin de
Aşil tendonunu mu koparmışlar? Bir faulü hakem devam ettirmiş. Evet. Şuna nasıl sen faul vermezsin deyip hakem ona. O gün karar veriyordu. Bunlar hem futbolcunun dilini bilir, hem iri yapılı adamlar, hem jargonu da bilirler. O yüzden Fırat Hoca ise, Fırat Hoca'nın, ben bir hakemle konuşmuştum. Fırat Hoca için şu ifadeyi kullanmıştı bana. Ya dedi Serdar Hocam dedi. Bu dedi Fırat Aydınus dedi hakemlik dünyasının Sergen Yalçın'ı dedi. Nasıl ya dedi. Doğuştan hakem dedi. Nasıl Sergen Hoca doğuştan yetenekli? Buna da Allah doğuştan hakem özelliği ama vermiş. Ama işte bazen maçın önüne geçmeyi seviyor. Evet. Ego futbolu var iyi bilen yani birisi. Fırat Hoca için ama bayılıyor. Yani sataşmayı biliyor. Olur biraz ama. Bazen sokak i̇şte çocuğu gibi davranıyor. Kusura bakma. Psikopat. Geçerken Melo yani söyledi ya orada. Psikopat dediğim yapıyor. Şey değil. Abi hakaret değil yani. Biraz kırık. Tabii tabii. Olacak. Mesela Fırat Aydın Usta, Koca Mustafa Paşa. Müthiş bir ya. Ya ben geçen gün. Yani Koca Mustafa Paşa'da büyüdüysen. Gürcan abi. Raconu bilirsin yani. Sana bir şey söyleyeyim. Evet tabii sen öyle diyorsun da geçen gün. Bundan 2022'nin son dönemleri Samet abi, Aybaba, Erman Hoca falan ben oturduk. Bir yemek yiyoruz falan. Anılara girdiler. O Trabzon maçı meşhur. Beşiktaş Trabzon, Samet abi kaptan. O zamanki diyalogları bir duysanız var ya. Mesela o gidiyormuş hakeme. Hakem ona bir şey ağır konuşuyor. Tamam hocam diyor. O ona ağır konuşuyor. Hocam maçı iptal etme. Öyle diyaloglar dönüyor ki. Şey. Öyle şeyler anlattılar ki. Tabii. Ama... O dönem ki bazı hakemler için söylüyorum. Tabii mesela Erman Hoca onlardan biri. Futbolcular büyük saygı duyuyor. Çünkü içinde adalet var. O hissiyatı alıyor. Ya bu hoca adaletli öğretiyor. 90'lı yılların başında zaten vardı biliyorsun kenarda. Ondan sonra o hakem istediğini söyleyebiliyor. Röportajlarda sıcağı sıcağına maç oynanırken bile kenarda yakalayınca soruyordu. İşte bana küfür etti falan. Bunları biliyoruz. Bir sürü oldu derbilerde. Ya doğru doğru. Ne konuşmalar oluyor hatırlasana. Çizgiyi geçtim. Bir maç izliyorum. Bilet kapat abi. Beşiktaş maçı. Ahmet Çakar bir karar verdi. Beşiktaş kulübesi tam fırladı. Ahmet Çakar böyle yaptı. Onlar herkes oturdu. Harbi söylüyor. Şu hareketi yaptı. Oturdu yani. Olayın farkında işi. Tabii. Bir kişi ağzını açamadı yani. Ama, hakem ona başka ama bir şey. Işte bak, az önce senin yani. Söylediğin zeka. Çabuk zeka düşünüyor. Tabii. Ahmet pratik Çakar düşünmek çok yani. Kesinlikle. Erman Allah, Toroğlu da çok zeki. Var kayıtları biliyoruz ya. Şimdi belki de hakikaten hakemlik yetenekleri çok iyi ama kararsız kalıyorlar. Ya bir de bunları var kayıtlarını dinlesek var ya. Çok Erman Hoca'da falan. Var kayıtlarını dinlemek yok. Keşke olsa değil mi? Erman abi. Hakem, TBV ve MHK kapanabilir yani. Var, Erman abi. Hakem düşünsene var odası falan var böyle. Yemin ederim oradaki kablolar falan yanar abi. Kısa devre yapar. Bunlar ne diyor falan der. Yapay zeka zaten kafayı yer. Ya kesinlikle yani. Ciddi söylüyorum. Peki o zaman var odasından El Nasr'ın soyunma odasına bir gidelim. Gidelim. O soyunma odaları çok tehlikeli. Yani. Tehlikeli şeyler olmuş evet. Orada. Talişka'yla. Sen de. Abu Bakar. Peki Talişka'yla kimdi Abu Bakar? Yalnız sesli mi vereceksin bunu? Tabii. Bak konuşmaların tercümanlarını bilmiyoruz. Sıkıntı olmasa. Aslında sıkıntı olabilir. Sıkıntı evet. Olabilir. Tamam. Çünkü ne dediklerini ağızlarını evet. Bilmiyoruz. Ya şöyle yani. Bir baktık ama. Bir baktık belki ama. Belki. Yani sessiz vereceksen... Abi o konuşmaları tercüme doğru. Edecek kişi Türkiye'de yaşamıyor. Var bak söyleyeyim sana. Kim nasıl? Biz anlayamadık. Portekizce mi konuşuyorlar? Ya Fransızca mı yoksa... Sokak dili konuşuyorlar. Sana söyleyeyim mi? Kesinlikle Portekizce konuşuyor. Abu Bakar da Fransızca cevap veriyordur. Öyle mi? Yani o söylemler çok tehlikeli zarar vermesin. Tamam o zaman edelim. Bir sessiz yani. Bir şekilde... Bipli versin bipli. Şu an yayında koyamayabiliriz ama... Nereden bilsin adam neresi? İşte bu. Abi sesleri vermezsem bir anlamı yok. İşte bundan konuşalım. Futbolcu. Abu Bakar. Talişka'nın üstüne yürüyor burada. Takım arkadaşları araya giriyor. Ama önce Talişka bir şeyler söylüyor. Onun üzerine Abu Bakar kalkıyor. Evet. Tartışma bu. Sonrasında zaten Abu Bakar ayrılmak istiyor. Bunlar birlikte Beşiktaş oynadı mı? Oynadı. Bir sezon. Oynadı mı? Bir sezon oynadı. Oradan belki bir şey olur çünkü Talişka bu konuda masum değil. Caner'le biliyorsun olayları vardı. Yeni Şenol Hoca biliyor bunu. Hı. Doğru. Yani soyunma odasında kavgaları, çok büyük kavgaları vardı. Tartışmaları yani çok. Talişka öyle sataşan birisi yani dalan birisi. Çok büyük olaylar olmuştu o zaman. Şenol Hoca çok iyi yönetti Allah için. Burada da büyük bir ihtimalle o husumet devam ediyor. Niye ikisi daha evvel aynı takımda oynamış Beşiktaş'a görev yapıp ikisi niye kavga etsinler? Bak, bunların zor, şimdi ikisi burada bayağı sinirlenmiş. Ronaldo araya girmeseler fiziksel yani, temas olacak. Baksana hemen harekete geçiyor zaten. Ronaldo geldikten sonra takım kimyaları arkadaşlar. Bozulmuş bunların. İkinci plana atıldılar. Zaten şeyin yol ayrımındaydı Abu Bakar. 10 milyon euro falan hani tekliflere. 10 milyon, şimdi daha da düşer tabii bu şeyden Dünya sonra. Kupası'nda iki gol tabii, bir asist tabii, yapınca. Tabii. Manchester United bu arada
Fenerbahçe istiyor. Luis Gustavo var, Fenerbahçeli eski. Evet, o da ben var. Ben sana söyleyeyim, benim bildiğim Ronaldo burada yeni bir takım yapar kendine. Zaten şu sözleşmesinde... Sıfırdan bir takım yap, hocayı da getirir. Pepe'yi istemiş. Hayır, şey, sözleşmesinde şunu, şunu koymuş Al-Nassr Kulübü. Demiş ki, beğendiğin teknik direktörü getirebilirsin. Oldu ki teknik direktörle uyuşamadın, onu da gönderebilirsin. Her türlü yetkiyi vermişler. Dediği gibi kadroyu, kendi kadrosunu kurar. Şu kavgadan sonra ikisine de der ki, gidin bakalım, ben istemiyorum. Zaten ben olsam kavgadan, kavgadan tartışmadan bıktım. Tapuyu verdim, buyur Ronaldo, sen de çocuk derdim. Daha iyi yani, sonuç çıkmıyor. Bu arada bugünkü maçta tribündeymiş. 2-0 kazanıyorlar. 2 golü de Talisca atıyor. Ronaldo da tribünden izliyor maçı. İşte şu olayların ardından Manchester United ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin istediği söyleniyor. Manchester United şöyle bir iddia var. Valencia'ya gidecek, Basra'ya gelecek diyor. Olabilir mi Gürcan? Abubakar. Şey, Abubakar gelecek. Abubakar istiyorlar. Ha, olabilir. Olabilir belki. Valencia'yla ilgili hayır, kronik bir sakatlık varsa artık. Ama hoca da çok tutuyor. Bilmiyoruz, kronik sakatlık yani, yok galiba. Ya. Abubakar, ben bir şey sana söyleyeyim mi? Yani serbest kalır ama ne alır ne bu arada, bilmem. Ben olsam Galatasaray'ın yerine hemen alırım. Şunu da söyleyelim. Galatasaray'ın yerine olsam hemen Abubakar'ı alırım. Büyük iyi fark yaratır santrforda, bak söylüyorum. Cornelius Kopenhag'da daha ligde hiç gol atamadığı için hoca istemiyor. Başkana çok büyük tepki varmış. Niye şu anda Kopenhag'da en çok para kazanan futbolcu 1 milyon 900 bin euro kazanıyormuş. Bu oyuncuya bu parayı nasıl verirsin diye. Çünkü bütçe olarak çok zor durumda kaldılar onlar da. Satıyorlar. Elden hemen çıkaracağız demişler ara transfer döneminde. Schalke ile görüşüyormuş. Türkiye'den hatta var mı şey? Trabzon'la ilgili şey olmuş. Hani geri dönmek gibi bilmem ne. Trabzonspor hayır demiş. Ama Galatasaray da devreye girebilir. Onu da söyleyeyim. Ama Schalke ile görüşüyormuş. Galatasaray Cornelius için devreye girebilir diyor Zeki Uzundurkan. Bu önemli. Girebilir. Var mı ihtiyacı? Bir tane daha golcüyle ilgileniyor Galatasaray. Hayırdır? Kim? Galatasaray adına biri o oyuncunun menajeriyle temasa geçmiş. Bir dahaki sene için. Kimmiş? Weghorst. Weghorst mu? Evet. Enteresan. Bir dakika, bu önemli. Çok sağlam bu bilgi. Gecenin Weghorst, gecenin iddiası. Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu. Evet. Batshuayi de kiralıktı. 10 milyon euro satın alma bedeli var. Aldı. 10 milyon euro satın alma bedeli var. 10 milyon bedele Galatasaray almaz. Ama Burnley çıkacak Premier Lig'e büyük ihtimalle. Beşiktaş Burnley tutmak da istemiyor. Ama bana sorsan bunlar ön nabız tutmaya hazırlıklar. Bana sorsan ben olsam Galatasaray yerine hemen Abubakar işini bitirmek için çaba sarf ederim. Evet. Abubakar diyorsun. Girebilir devreye. Çünkü Galatasaray'da Seferovic gidecek. Sadece Gomis gidecek. Icardi oyuncu kiralık. Seferovic bence biletini kesecekler. Büyük bir ihtimalle Icardi yani kaç maç oynayacak onu tespit edemiyorsun. Gomis de belli ama Abubakar Icardi'ye bel bağlanabilir mi? Zor yani. Zor. Abubakar var ya, inanılmaz oynar ya. Yani Abubakar var ya, bir daha ya. Ben en büyük korkumuz, en büyük tedirginlik şu. Icardi'yi izlediğim için diyorum. Çok şey, ligin marka değeri açısından çok önemli. Şu Van Danara bir daha gelirse, oyuncunun kafasını karıştırırsa yandık yani. Ama çünkü yani oynarsa büyük golcü. Fakat Galatasaray'ın malı değil. Galatasaray'ın malı değil de en azından sezon sonuna sezon kadar sonunda büyük bir ihtimalle Galatasaray'dan yolunu ayrılır ya. Abubakar'ı alacak kulüp ATM sakatlıklarını da göze almalı. Ha. Tabii. Bu önemli. Beşiktaş'ta yaptıklarını unutmayalım diyorsunuz. Aynen. Şu olmuş olabilir mi buradaki kavgada? İşte biz golü atıyoruz. Ronaldo geldi. 200 milyon euro verdiler bu adama. Biz de zam istiyoruz mu dediler acaba? Pas istedi. Pas vermedi. Beşiktaş'taki gittiği iş ondan değil ki. Menajeri kandırdı. Doğru, çok para çok maç oynasaydı Beşiktaş'a sözleşmesi uzuyordu. Öyle değil mi? Devre arasında. İkisine çok para gözüktü. Devre dolayı arasında uzatılması lazımdı. Bak, evet, uzatılmadı. Sezon sonunda gitti. Gürcan abi. Para için gitti. Çünkü oraya. Kontrat bazen, bak kontrat bazen garanti getirmez. Her yer futbolcu için geçerli. Bunların kavgasının nedeni şu. Gerçekten öyle. 200 milyon euro Ronaldo'ya ver. Ronaldo yata yata bu parayı kazanacak. Bunlar takımı ayakta tutuyor. 8 sene alacak. Dudak okudu orada. Dudak okudu. Sessiz verdi ki. Bu arada Zeki orada dudak okudu, anladı. El Nassr'ın ödeyemediği paralar da var. Şimdi Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro veriyorlar da daha De Souza'nın parasını ödemediler. Beşiktaşlı evet, Josef'in. FIFA'lık oldular. Yani çok bir şey değil. Ronaldo'nun parasının ya yanında. Doğru, hani Ronaldo'yu alıyorsun, hayırlı olsun ama bizim şeyi de bir görün. Orada şundan ödemiyorlar galiba. Beşiktaş'a gelişinde sıkıntı olmuş. Yani Beşiktaş'a gelirken
oradan izin mi almamış? Bir şey, bir haberler var mı? Parasını alamadığı için sözleşmesini haklı olarak feshediyor. Ama onlar da şeye başvuruyorlar. Onlar da itiraz ediyorlar bu duruma. Onlar da demiyorlar bence. Bu takıma iki tane oyuncu var. Bak, ben şunu söylemek istiyorum. Bunların maliyetli oyuncular. Gerçekten yani hem Talişka hem de Abubakar bugün bir takıma gelsinler fark yaratırlar. Evet, tabii. Bak, tabii söylüyorum ki. Sana. Tabii İkisi de hiç benim aklımda bu. Yani, şu Vegors haberi güzel bir haber. Ek yapayım ona. Yani, evet. Bir dahaki sene için. Bak bu sene tabii için canım, değil. Tabii. Çünkü neden? Icardi senin değil. Seferovic zaten futbolunu zaten bırakmış. Gomis bir sene daha. Evet. Tabii. Bu da normal. Çünkü Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu. Yani tabii, şu an Galatasaray'da kim zaten kiralık? Icardi değil mi? Beşiktaş yönetimi Icardi ile bir dahaki sezon için temasa geçti diye bir haber. Gayet normal. Bu Gezal'da da oldu. Tabii canım herhalde. Yani o yüzden nasıl olur falan filan. Niye nasıl olmaz? Adamlar abi, kiralık oyuncu senin oyuncun değil ki. Aynen. Abi, ha adam der ki yok ben Beşiktaş'ta oynayacağım bir dahaki sene. O başka. Ya da ben Almanya'ya gideceğim. Ben İngiltere'ye gideceğim. Ya da kulübüm çıktı yukarıya beni bırakmıyor. Abi kardeşim tabii, almaz diye bir şey yok. Mesela Galatasaray'da oynadı. Tutmak istediği de söyleniyor. Rodriguez Galatasaray'da oynadı. Fenerbahçe aldı. Alabilir ya. Bunda bir sakınca yok. Tolga Ciğerci Galatasaray'da oynadı. Fenerbahçe'ye gitti. Olabilir. Bunlara kim ne diyebilir? Serdar Aziz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti. Bunlara artık kafayı takmamak lazım. Yani bu gelirmiş etmezmiş. Parayı verirsen gelip oynar. Abu Bakar için ne alacağı önemli şu anda. Tabii tabii. Kulüpten bunu parası çıkartıp alabiliyorsan bonservis bedelsiz. O zaman ona vereceğin Gülcan para abin dediği senin gibi için avantaj olur. Dev bir bütçe ayırman lazım Abu Bakar'a. Talişka için de aynısı. Çok para göz ikisi de. Kesinlikle onların kimyasını Ronaldo'ya verilen 200 milyon euro para ediyorlar bozmuş. Sürelliğe şimdi bakıyorlar. Onlar da diyorlardır ki Talişka leblebi gibi gol atıyor. Abubakar da öyle. Yani, bir, adama dünya para verdiler. Bize kesinlikle de zam isteriz diye orada gidip herhalde başkana. Firkik atar, orta yapar. Her şeyi yapar. Dışarıdan şut atar, gol atar. Bizim ligimizde Galatasaray'a gelsin, Galatasaray'ı şampiyon yapar. Fenerbahçe'ye gelsin, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Abubakar mı? Talişka için diyor. Trabzon'a bile gitse fark yaratır. Ya, her takımda ya. Tamam. Talişka öyle böyle bir oyuncu değil. Abubakar da öyle. Abubakar da öyle. Beşiktaş'a geldiği her sezon şampiyonluk aynen yaşadı. Aynen, Abubakar da öyle. Boşu yok yani. Hangisini alırsan kendisi. Rezalanı içerisinde bu kadar hareketli bir santrfor yok. Sağ sol fark etmiyor, vuruyor. Çok da güçlü. Kafayla gol atıyor yani adam. İnanılmaz bir golcü ya Abubakar. Çalım evet becerisi çok yüksek ceza alanı içerisinde. Hani derler ya atanınızla tutanınız iyi tabii, olacak. Tabii. Derbide aynen atanlara tutanlara bir bakalım. Altay Mustera şöyle bir gelsin kıyaslamalar ekrana. Tabii hücumcuları da kıyaslayacağız. Orta saha defans süremiz yettiğince. İşte rakamlar bu şekilde. Altay 17 gol yemiş. Mustera 12. Altay'ın gol yemediği maç 8. Mustera'nın 6. Maç başına kurtarış Mustera'nın daha fazla. Birinin 16, birinin 15 maçı var. Bazı rakamlar yakın, bazı rakamlarda da işte birinde Altay üstün, diğerinde Mustera üstün. Kim daha ağır basıyor burada? Vallahi ben Altay Bayındır'ın Mustera'dan çok şey öğrendiğini, onun da oyunu çok çok başlattığını, geçen sene Rossi'ye attırdığı goller var uzun paslarla biliyorsunuz, degajlarla. Ben Altay'ı çok beğenirim. Mustera zaten tecrübesi tartışılmaz bir kaleci. İkisi de bence iki takımda kalesi güvenli. İkisi de çok kaliteli oyuncu. Yani ben bunu tartışmam. Gürcan Bilgiç. Yani bak maç başına kurtarış. 1'i 2, 1'i 3. Gol yemedi maç sayısı yani 6 maça 1 ekle 18 oluyor. Eşit oluyorlar yani. Tabii ki Mustera kariyer olarak da, tecrübe olarak da yaşadıklarıyla Altay'ın çok çok önünde bir kaleci. Her şeyden öte biz çarşamba işte Mehmet de buradaydık Özcan'la. 11 yıl ya. 11 yıl bir yabancı olarak yabancı bir ülkede bir takımın değişmezi olacaksın. Sadece iyi kaleci. Daha uzun süre oynayan var mı? Sadece iyi kaleci. Hatırladığınız. İyi kalecilikte olmaz bu. Tabii. Atiba galiba. Atiba. Kaç yıl oldu? Atiba'da yok Mustera Atiba'dan daha Atiba'da Atiba'dan önce geldi. Atiba'da yetişiyor. Evet. O da 10 yıl falan oldu. Atiba 2012'de, 2012-2013 sezonunda geldi. Bilic'le geldi. Uçe vardı galiba. Sene 10 Uçe, yıl ama fena, Uçe bu kadar oynamadı ya. Oynamadı. Uçe daha fazla oynadı ama yabancı işte İstanbul Spor'da da oynadı. Yani. Adana'da da oynadı. Evet, yabancı olarak. Yabancı, yabancı. Yerli herhalde Volkan Demirel galiba. Yabancı olarak. Yabancı olarak. Türkiye'de bir takımda Mustera'yı. 11 yıldan fazla oynayan ama var mı? Ama Uçe Türkiye'de. Tabii Türkiye'de diyorum. Bu tek takımda. Tek takımda. Yani, yok, başka yok. Mustera geldi 11 yıldır burada. Takımın kaptanı oldu, değişmez oldu. Bu da sadece oyunculuk yetmez. Yani. İyi bir karakter de gerektirir. 3 tane de ağır sakatlık yaşadı.
Doğru. Ayağı kırıldı. Tane, evet. Bir de baş parmağı kırıldı. Gekas kırmıştı. 27. kez Fenerbahçe maçına çıkıyor. Yani bu... Ya ben zaten evet, bu şunu söyleyeyim, bu kıyaslamada burada kıyaslama yapmamak lazım aslında. Bence de. Ya burada istatistik, çünkü Fenerbahçe şu savunma oynayınca Altay'la rakipler karşı karşıya kalıyor. Kurtarış kalitesi daha zor. Ama, tecrübeye bakarsan ligin en iyi kalecisi yıllardır Muslera. Büyük maçlarda büyük kalecilerle, büyük golcülerle oynayacaksın. Yani Muslera'yla ben asla, yani bizim Uğurcan'ı da kıyaslayamam. Hiçbir kaleci kıyaslamıyor. 5 şampiyonluk var değil mi? Farklı bir kaleci. 5 şampiyonluk var. Artık standart A plus kaleci, Muslera, öyle söyleyeyim. Bülent Korkmaz'ın kaleci versiyonu. Evet. Var, Türkiye ama, kupaları var, süper kupaları var. Ama Altay Bayındır da iyi kaleci sonuçta. MLS kupası var, MLS kupu var İngiltere'de. Peki hücumculara geçelim. Hücumcuları da arkadaşlarımız kıyasladı. Bazı istatistikler bakalım çıkardı. Evet işte Batshuayi son maçta 2 golü var. Icardi çok formdaydı ama sakatlandı. Fenerbahçe maçıyla dönecek. Birinin 8, diğerinin 4 golü var. Tabii maç sayısı daha fazla Batshuayi'nin. Rakamlar burada. Hani uluslararası anlamda kariyer olarak tabii ki Icardi diyebiliriz. Tabii ki. Ama şu anda bu derbi için konuşursak hangisi fark yaratır? Yani ben Galatasaray'ın son iki maçını, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını gözettiğimde Icardi'nin fark yarattığını çok net görüyoruz. Evet. Eğer derbide Icardi oynarsa bence derbinin havasını farklı bir noktaya taşır Galatasaray adına. Yani bu Gomis'le falan bu işi yapma şansı yok. Kesinlikle. Özellikle Seferovic'i zaten yok, işi bırakmış. Yani hani diyorlar ki Icardi oynamasa Barış Alper, Santrfor böyle şeylerle yapmaz. Santrfor'su oynamamak gerekir bu maçları. Evet. Ama Icardi oynayacaksa ben oynuyorum, hazırım derse ilk 11 başlar ve ciddi söylüyorum önemli bir fark yaratır. Hem Mertens'in iyi oynamasını sağlar hem kenarlarının iyi oynamasını sağlar. Bu abi, tartışılmaz. Santraforlar muhtaç oyunculardır. Birilerinin onlara top getirmesi lazım ki bunlar gol atsın. Hı hı. Yani o nedenle ister Icardi ol, ister Batshuayi, ister Aboubakar. İyi bir takım yoksa arkanda sana top getirecek. Ya da iyi bir organizasyon saha içinde yoksa seni ceza alanında topla buluşturacak hiçbir şey yapamazsın abiciğim. O nedenle bu oyuncuları burada güzel şey yapıyoruz ama bunlar son noktadırlar. Yani önemli olan arkalarındaki takım. Bu maçta da hangi santrafor daha çok topla buluşur? Onu soralım. Orta sahalar belirleyici olacak o zaman. Tabii organizasyon. Ama yani, ikisi farklı santrfor. Onu kabul etmen lazım. Batshuayi daha sprinter bir santrfor. Evet. Bu klasik santrfor. Daha çok dolaşıyor. Tabii. Yani Batshuayi bir yanında daha fazla. Ama Icardi daha ceza alanı golcüsü. Yani geliyor oyunu öne çıkıyor. Top alıyor. Yardımlaşmayı çok iyi yapıyor. Yani, çok iyi yapıyor yani. Tabii. Farklı bir santrfor. Peki Serdar Sarıdağ ne düşünüyor? Hakikaten çok farklı santrforlar. Yani Batshuayi kenarda kaçabiliyor, efendime söyleyeyim, asist de yapabiliyor ceza sahası içerisinde ama tabii ki klas olarak, sınıf olarak söyledim mi? Hani bir okula gidiyorsun, Icardi'nin sınıfında işte Lewandowski var, Zlatan İbrahimovic var falan, o seviye bir golcü değil, bahsediyoruz. Ama tabii ki futbol bu, belki Batshuayi'nin gecesi olur ama Icardi'si olan takımı ben hep şanslı bulurum. Beşiktaş doğru derbisini atlıyorum. Ama işte o Beşiktaş ve Başakşehir zamanındaki evet formuna dönerse sakatlık öncesindeki ama gibi. Ama iyi çalıştığını biliyorum. Hafta boyu çok iyi çalıştı. Bu maça hazırladı onu Okan Hoca. Zaten fark yaratacak oyuncu derbide aşağı yukarı güç dengeleri birbirine yakın. Icardi ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Ha, Batshuayi de çok formda ama Icardi farklı. Sezileri, sahada duruşu, gol şansı, yardımlaşması, bencillikten takımı kurtarıyor. Galatasaray'da mesela Icardi yokken herkes daha çok egoist davranıp bencillik yapabiliyor. Kerem Aktürkoğlu vesaire işte Mertens çok fazla şut atıyorlar. Gomis için onu söyleyemem ama Icardi aynı zamanda oynatan bir oyuncu. Bir de özgüveni çok yükselir Icardi sahadaysa Galatasaraylı oyuncuların. Peki, ben bir şey söyleyeceğim. Zeki bu konuda tebrik ediyorum. Icardi'siz maçlarda çıplak gözle izlediğimde hakikaten kenar oyuncuları top getirdiklerinde bu Gomis'e bu topları atmıyorlar. Evet. Ama Icardi'ye yöneldiklerinde biraz daha gözleri Icardi'ye yönelik bakış açıları daha önemli oluyor. Doğru. Aynen. Peki Raşit Salih, İrfan Can Kahveci
aşağı yukarı aynı yerlerde oynuyorlar. Ama ikisi aynı değil. Evet. Aynı değil ama aynı sağ değil. Tarafta oynattığı için son dönemde Jesus İrfan Can Kahveci yani böyle bir... Burada da İrfan Can Kahveci'nin kalitesiyle Raşit Say'ı kıyaslamam ben. İrfan Can Kahveci çok klas bir oyuncu ama küsen bir oyuncu. O da ne yapacağı belli olmayan. Formsuz... Yani şey gelgiti olan, form olarak gelgiti olan bir oyuncu. Hı hı. Form olarak değil de artık rakipler baskı yapıyor. Bak 2-3 kişiyle kapatıyor. Çabuk sinirleniyor İrfan, bir de İrfan Can Kahveci. Okan Hoca da öyle yapacaktır. İrfan'la Crespo'ya baskı uygulayacaktır. Evet. Muhtemelen Arağa'da Mertens'in başına dikilecektir. Fenerbahçe'de doğru. De. Yani orada karşılıklı kilitleme operasyonları olacak. Mesela Trabzon maçında Abdullah Hoca yaptı. Evet. İkili üçlü kapattılar yani. Evet. Ne şut imkanını verdiler ne driplik yapma imkanını verdiler. Ama işte onun yarattığı kaos yani İrfan'ı tutacağım diye bir adam eksiltiyorsa bir teknik adam diğer oyuncuların içinde bir adam bir başka noktada bir adama fazla olursun anlamına gelir. Hı-hı. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani. Kilit adamları tek tek evet. Hızlı hızlı şöyle bir verelim. Birer orta saha daha verelim. Buradan yalnız bir şey söyleyeyim. İrfan Can çok kaliteli bir oyuncu. Şöyle bir şey Jesus'un yapması lazım. Rahmetli Ömer Agiç ve Yusuf Tunaoğlu Altay'a transfer olduğunda şunu sormuş. Ne kadar sahada kalırsın? 60 mı 70 mi? Ben işaret ederim demiş. Onu o zaman alıyordu. Bir de Yusuf şeyle evet. İrfan Can da o sürede oynadığında bileceği sürede oynasın çok etki olur. Müthiş bir sol ayak. Çok aynen. Hafızası çok bir de, fazla yani zeki bir oyuncu. Doğru söylüyor. Sağının en etkili şut atabilecek oyuncusu derbide. Evet, en iyi orta yapan bir oyuncu. Tutturdu mu? Yani o zevk almaya başladı mı oyundan? Yani onu kazandırır. Sürekli sağa doğru iteceksin. Tabii. Sol ayağını kaleye cephe alacak şekilde bırakmayacaksın İrfan Can'ı. Galatasaray'la orta saha İrfan Can'ın topu sol ayağına alıp cepheden kaleyi görmesine izin verdirmeyeceksin. Önünü keseceksin. Peki şimdi Torreira ile Crespo aşağı yukarı herhalde en yakın kıyaslayacağımız oyunculardan biri. Ben de Torreira'yı yani çok farklı bir oyuncu. Çünkü gerçekten çok farklı bir oyuncu. Yani Crespo'yu da çok beğeniyorum. Çok bak Crespo'yu da çok beğeniyorum ama Torreira oynadığı zaman çok farklı. İki kişilik, üç kişilik oynuyor. O bağlantıda, savunmaya yardım etmede, takımı öne taşımada, top kesmede, dalga kıran görevinde her şeyi yapıyor dört dörtlük ama Crespo da çok özel bir oyuncu. Yani Crespo da Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin turbolarından biri aslında o önde i̇kisi baskıda. İkisinin ortak özelliği son dönemde ikisi de basit sarı kart gördü Zeki abi. Yalnız, yani evet ya yani Crespo'ya yalnız, yakıştıramadım o doğru. Crespo işin 8 numara tarafında da var. Var evet. Torreira pek bulaşmıyor işlere. Evet. Ama işte o Galatasaray'ın Crespo o daha iki yönlü değil mi? Bütün yönlü, zaaflarını evet. Crespo, çözen adam. Crespo top rakipteyken hemen altı oluyor. Bak soru yanlış soruyorsun. Alanına girdim ama hakkını helal et. Estağfurullah. Etmiyor Gülcan abi. Biz bir takımız. Levent abi, Zeki abi. Başkansın ya da teknik direktörsün. Orta sahaya bir tane oyuncu alacaksın. Önüne gelen iki adam bu. Hmm. Hangisini mi alırsın? Hangisini alırsın? Crespo'yu alırsın tabii. Genç. Ben Torreira'yı alırım. Torreira da genç. Adı mı genç? Ya benim için ben ikisini de alırım ya. İki orta sahada oynarsan birini alacak param var olmaz. Diye ama. Birini aynen, ikisini de alırım. Tek hakkım var. Para. Bir dakika. İkisi aynı takımda oynasa. Kontenjan yok. Fenerbahçe'de devre dışı kalan bir oyuncuydu. Hiç kusura bakma. Kontenjan izin vermiyor. Bir ara gönderme söz konusu. Aynen doğru söylüyor. Ama Galatasaray Lucas Torreira'yı Arsenal'dan aldı ya. Evet. Kolay bir şey değil bu. Bu oyuncu alıp söküp getirmek. Biz Crespo Türkiye'de patladı Fenerbahçe'de. Doğru söylüyor. Crespo daha evvelden bilinen değil. Evet. Lucas Torreira biliniyordu. Çok güzel bir Arsenal'dan buraya geldi. Doğru söylüyor. Şimdi Lucas Torreira ben değişmem. Ha Bentancur'du galiba Uruguay'da. Çok farklıydı galiba orta sahada. Çok formladı. Yer bulamadı. Yani Uruguay'ın hocası belki de yer vermedi. Ama ben Lucas Torreira hiçbir şey değişmem. Oyunu okuyan 8 numara değil diyorsun. Başakşehir'deki penaltı pozisyonunda kim var ya? Aralara hep giden oyuncu bu. Kupa maçındaki penaltı Seferovic'in kaçırdığı biliyorsun Keçiören Gücü maçında yine o var. Hep bunları deneyen bir oyuncu. Bunları tabii Crespo daha şanslı, daha pozisyon buluyor etrafındaki ama Lucas'ın da ben özellikle frik atışlarını çok beğenen bir insanım ki denk gelmedi oyuncuya. Yani Lucas Torreira Galatasaray'ın bence vazgeçilmez en önemli oyuncularından bir tanesi. Melo gibi güçlü Melo'dan bir sonra dediğin aynen, gibi buldukları aynen. En iyi oyuncu aynen, Lucas bravo. Torreira şu anda aynen. Galatasaray'da.
Fernando ve Lucas Torreira. Evet, üçü de bak, üçü de Güney Amerikalı. Bravo. Portekiz şey, Uruguaylı ikisi Brezilyalıydı, Fernando Melo. Yani peki, oralarda bu tür oyuncular var. Birer de defans oyuncusu koyalım. İskeleti tamamlamış olalım şöyle. Savunmada da bir kıyas yapalım. İşte Icardi'yi mi koydunuz diyecektim ya. Ne kadar benziyorlar birbirlerine. Nelson'u görünce orada. Salah ve Nelson. 16'şar maç. İkisi de hemen hemen her maç oynuyor. Ben Salah'ın daha çok iyi bir savunmacı olduğunu düşünüyorum ama Victor Nelson da modern futbolda çok önemli bir oyuncu. Yani Avrupa'yı oynuyor ama Zalai de tam bir hamal. Savaşçı. Doğru. Hiç vazgeçmem yani. Savunmada da bu ikisi kilit olacak. İkisi de çok iyi bence. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Skor tahminlerini alalım. Beşiktaş'ta evet, da transfer iddiaları var. Vitor Tormena ve Ozan Tufan. Onları evet, soracağım. Serdar Sarıdağ. Levent Üzemen'le başlamak istiyorum. İddia var mı? Kravat iddiası. Tabii ki. Bilene tamam, kravat iddiası. Bilene kravat hediye ediyoruz. Skoru bilen ama. Tabii ki. Skoru bilen. Ben aynen, de skor, ben skor vermem abi. Ben Totucu muyum? Ben Galatasaray'a ben Galatasaray kaybetmez diyorum. Böyle, ama bir tane. Hayır vermem. Bir tane abi, skor vermem abi. Ne dedin Levent abi? Ya beraberlik ya. Galatasaray kaybetmez diyor. Ya da Galatasaray kazanır diyor. Ama 3 ihtimalin ikisini söylemiş hayır, oluyor. Hayır, skor ihtimali bir şey olmaz abi, ya. 3 ihtimal nasıl olur? Biri kaybeden ihtimal. Tamam, 3 ihtimalin ikisini almış oluyorsun ama. Tamam abi, ben ikisini de alıyorum. Allah Allah. Tamam. Bu benim görüşüm, Galatasaray kaybetmez diyorum. Kaybetmez diyorsun. Evet. Peki. Yürücan Bilgiç. 4-1. Fenerbahçe. Direkt skor ve sonuç verdi. Skor istedin, ne yapayım? O skor çıksın sana 2 kravat. Bir tane evet, yetmez. Ben 1-1 diyorum. Sen mi söyleyecektin yoksa? Senin için sen onu oyna zaten dedim, kravatçı dükkanı açarsın. Sen 2-2 mi? Ben 1-1 dedim. 4-1. Yazalım bir kenara. Ben de 2-2 dedim. Yok zaten hepsi kayıtlı. Sen ne dedin? Yayınlayacağız. Bir sonraki programda tamam, yayınlayacağız. Bizde öyle ımsı falan yok. Direkt neyse. Levent abi. Neyse onu koydu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Levent abi kazandı ya. Hayır ama skor vermedi. Öyle bir yanıt verdi ki nereye çekersen çek. Ama yani olmuyor. Galatasaray kazansa da skoru bilene vereceğiz. Abi ben, sonuç söyle Levent. Ben bir şey söylemeyeyim. Bizi kırma lütfen. Ya ben bu sosyal medyaya ne zannede malzeme kupon vermek istemiyorum. Burada. Kupon hikayesi olmasın istemiyorum normalde. Anladım. Herkesin kafasından bir şey vardır. Ben şöyle söylemeye çalışıyorum. Galatasaray lider gidiyor. Ben lider döner diyorum. Lider döner diyorsun. Ha, peki. Şimdi Beşiktaş'ta bir stoper. Braga'dan Tormena ve Ozan evet, Tufan Hull City'den. Tormena. Serdar Sarıdağ nedir bunlarla ilgili durum? Kısa bir sürem kaldı, hemen bir toparlayalım. Yani biraz bonserviste sıkıntı var. 4 milyon euroya almış Braga bu oyuncuyu. Bir kere zaten önce kiralayıp satın alma opsiyonu. Heh. Ama mümkün olabildiği kadar en ucuz şekilde mal etmeye çalışıyorlar. Bir şey bitirmeye çalışıyorlar. Hoca istiyor, burada bu arada şunu da belirtelim. Hoca istiyorsa, eğer bütçe izin veriyorsa o futbolcular yönetim almaya çalışacak. Daha önce olduğu gibi olmayacak. Yani hocaya çünkü satılacak, teşhisi... Satılacak oyuncu var mı? Efendim? Ocakta satacağı oyuncu var mı? Gidebilecek oyuncular var. Yani isim vermeyeyim de öyle bir plan da var. Yerleşmeleri lazım zaten. Ya bugün zaten. Ama transfer limiti konusunda sıkıntıları yok. Kocadan açıklamalara bakınca yapabilecek durumda transfer var, yapacağız diyor işte. Evet. Paramız da var diyor. Ama Emre, bu Bey, çok net açıklama. Emre Bey şey dedi bize. İlk hedef merkez orta sahada. Doğru mi? Doğru. Aynen, bu 6 numara da değil yani. 6 numara da var bu arada. Ya Ozan işte o da Ozan Tufan. Ozan Tufan için de sıkıntı şey Hull City satın alma opsiyonu koyun, kiralamak istiyorsanız demiş. Sezon sonunda alın o zaman demiş. Yani orada da olacak mı, nasıl olacak? Orada ama alacaklar yani. Ha, Ozan gelmek istiyor mu? İstiyor. Tabii. Evet. Türkiye'ye yani dönmek Şenol istiyor. Güneş ondan çok iyi verim almıştı. Hem milli takımda hem Bursa Spor'da. Yeniden bir canlandırabilir onu. Verim almadı ya. Onu resmen şöhret yapıp evet, Fenerbahçe'ye yüklü fiyatla satılmasını sağladı. Bravo, ya. Aynen. Allah aşkına. 7 milyon euroya falan sen gitmiş, ne diyorsun? Onun aşağı o şeyi... 7 milyon euro falan da herhalde. İspanya'ya giden fazla oyuncu vardı Bursa'da bir tane. Şenolcu bakan dönemi. Bu. Bakan bu. Kim parlattı? Şener'i evet, kim parlattı? Aynen. Aziz Beyiç. Aziz Beyiç kim parlattı evet, bunları? Evet. Avustralya milli takımında oynuyor. Allah aşkına kaçıncı Dünya Kupası? Düşün yani. Evet. Emre Taşdemir değil mi? Evet. Onun döneminde evet, oynadı. Emre Taşdemir. Evet, bravo. Şenol Hoca, Şenol Hoca akademisinden Bursa'da, çok oyuncu çıktı. Yani hoca
Bursa'da, o Bursa'ya devam edip ekonomik yapsa Bursa belki ligin birlikte farklı noktalara gelirdi. Tabii tabii. Hoca yani. Aldılar falan. Yani Beşiktaş'ta Türkiye Kupası finali oynattı Galatasaray maçı. O Fernando. Ozan Tufan transferi için sosyal medyadaki Beşiktaşlılar bir hayır kampanyası yapıyorlar. Niçin? Sonra da Beşiktaş yönetimi de şunu düşünüyor. Bana gelen haber. Şimdi taraftar Şenol Güneş'i istedi. Getirdik. Onun istediği futbolcuyu alıyoruz. Hayır diyorsunuz. Burada bir çelişki var diyor. Bunlar Beşiktaşlı mı gerçekten? Ozan Tufan'dan ne zarar görmüşler? Ozan Tufan iyi bir futbolcu. Şenol Can'ın elinde farklı bir nokta geldi. Yerli. İyi bir Ozan Şöyle Tufan. Diyor Beşiktaş yönetimi. Benim futbol aklım Şenol Güneş. Evet. Emre Koca da o gün Erdal Torunor'un babası Faik Torunor'un vefatı nedeniyle taziyesi vardı. Orada da geldi. Böyle bir sohbet ettik ayaküstü. Hoca istiyorsa alacağız. Eğer bütçemize uygunsa tabii ki. Teşhisi o koyuyor. Sorunlar ne? O yüzden getirdik diyor. Evet. Hoca şu takımın hastalığı nedir? Teşhisini koy. İlaçları ben sana alacağım diyor. Bu durumdan şikayetçi Beşiktaş. Eğer Şenol Güneş'in yaptığı plan dışında hareket ederse Beşiktaş'ın toparlanma şansı olmaz. Doğru. Evet. Peki hepinizin ağzına sağlık. Şimdi son bir ara verelim. Ardından son aradan önce var mı? Bir 10 saniye. 10 saniye. Son 10 saniye. Hıncal abi yanalım. Uluç'u. Şöyle bir şey yazmıştı yıllar önce. Galatasaray-Fenerbahçe maçları. Galatasaray favori olduğunda Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe favori olduğunda yine Fenerbahçe'nin kazandığı karşılaşmalardır diye. Totem mi var? Peki bakalım öyle mi olacak? Allah'ın tanrı rahmet dileyim sevgili kuzenime. Işıklarla uyusun. Peki o zaman son bir ara verelim ardından kapatacağız.